sevgili öğrenciler. Sartre Sempozyumu'na hoş geldiniz. Başlıyorum. Sartre 1905'te Paris'te École Normale Supérieure'de ve orada Adi Bergson'un felsefesinden çok etkilendi. Diyor ki, ondan felsefe yoluyla hakikati öğrenebileceğini öğrendi. 1934-35'te Berlin'de Enstitü Fransız'da geçirmiş. Ve Husserl üzerine çalışmalar yapmış o. 1936'da Transcendental Ekonomi yazmış. Ve bu kitabı tamamen Husserl'in etkisi altında yazdığını söylüyor. Bulantı adlı romanı üzerine de yine Berlin'de çalışmış. Ve o romanda Sartre insanın sezgi yoluyla varoluşun saçma ve rastlantısal yapısının deneyimini edinmiş diye anlatıyor. Varoluş tamamen saçma ve rastlantısal bir şeydir. Bu deneyim insan varoluşunun hiçbir açık amacı bulunmayan tamamen olumsal, rastlantısal bir şey olduğunu. Ve bu felsefi görüşü, bu felsefi iç görüşü, okura anlatmak için uygun sözcükleri bulamadığım için daha romantik bir form içerisinde anlatmam ve bunu bir maceraya dönüştürmem gerekiyordu, diyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız Rezistans Hareketi'nin eğlencelerinden birisi olur ve Almanlara esir düşer. Toplama kampında Heidegger olur. Haftada 3 kez arkadaşlarına Heidegger'in felsefesini anlatmak istiyor. O sırada Heidegger hakkında tuttuğu nokta uzun süre kendisini etkileyecektir. Orada edindiği birçok gözlem daha sonra varlık ve hiçlikte yerini buldu, diyor. Varlık ve hiçlik 1943'te yayınlandı. İkinci büyük yapıtı, Diyalektik Aklın Eleştirisi, 1960 tarihi. 1971-72'de Flaubert üzerine 3 ciltlik eserini yayınlandı. Marksizmden derinden etkilenmiş olmasına karşın Komünist Parti'ye üye olmamıştır. Marksizmi de ahlaka ve özgürlüğe yeterince açık bir rol vermemiş olduğu için eleştirir. 1964'te Nobel Edebiyat Ödülünü kurumsallaşmak istemediği gerekçesiyle reddeder. Sartre'ın adı varoluşçulukla özdeşleşmiştir denilir. Bunun ilk nedeni çağdaşı olan Alman yazarları, özellikle Heidegger'in son derece teknik yazılarını daha açık ve popüler bir dille anlaşılır kılmasıdır. Ve ikincisi, romanları ve kısa öyküleri de kullandığı hafif felsefe yapıyoruz. En tanınmış yapıtının varoluşlu bir hümanizmadır olduğu düşünülse bu daha da anlaşılır hale gelecektir. Sartre'ın varoluşçuluğu 20. yüzyılın 3 ana düşünce akımının özel bir karışımıdır denilir. Marx, Husserl, Heidegger. Sartre bu üç düşünme biçiminde ortak olan şey, insanın kendi yazgısını belirlemekte
aktif bir rol oynayabileceğini düşünmeleri olsun. İnsan kendi yazısını kendi belirleyebilir. Marx, felsefe şimdiye kadar dünyayı yorumlamakla yetindi, oysa asıl olan onu değiştirmektir, diyor. Husserl, fenomenoloji adını verdiği yeni bir felsefe yapmayı geliştirmiş ve gerçek felsefenin kendini insanın, özellikle de insanın somut dünyasal varlığının özünü araması gereken bir şey olduğunu söylüyor. İnsanın dünyasal varlığının özünü araması gereken bir şey. Felsefe temelini burada aramak gerekiyor. Heidegger ise Kierkegaard ile Husserl arasında bir bağ kurup varlık ve zamanda varlık hakkındaki en önemli soruyu anlamanın en iyi şekilde kişinin varoluşsal çözümlemesini yapmakla başarılı. Kişinin varoluşsal çözümlemesi. Sartre ise esas olarak bireyin varoluşunu. Onun artık klasikleşmiş olan dile getirişiyle varoluş özden önce geldiği için kişiden değil bireyden kaynaklanmış olur. Bu sözün burada hemen bitiririz. Bu yaklaşımın, yani özlülüğü reddeden yaklaşımın postmodern felsefi görüşlere de kaynaklık ettiğini söylemeden geçemeyeceğim. Sartre'ın önemli bir payı olsa gerek. Bugün burada Sartre'ın düşüncelerini enine boyuna tartışacağız. Başarılı bir sempozyum olması. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Buradaki sırayla gidersek ilk konuşmayı doçent doktor İsmail Demir de önemli. Konuşmanın başlığı Sartre felsefesinin temel kavramları. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli dinleyiciler. Siz konuşmanın başlığının öyle olduğuna bakmayın deyip başlamıştı. Tabii kavramlardan söz edeceğim ama temel kavramlar olacak. Hepsinden söz edeceğim. Bazı kavramlardan önemli gördüğüm bazı kavramlardan söz edeceğim. Ama ondan önce biraz da Sartre'ın Sayın Bölüm Başkanı'nın yaşamını anlatırken değinmediği noktalarına değineyim. Sartre 1929 yılında adını duymuş olabilirsiniz. Bu da bir düşünür aynı zamanda. Simone de Beauvoir'la tanışır. Böyle liselerde öğretmenlik yapar. İkisi de Almanlara esir düştüğü zaman Sinekler adlı tiyatro oyununun sergiler var. O Almanlara karşı bir direnişi simgeleyen boyunlu fakat Almanlar farkına varmaz durmuş. 45 yılında öğretmenliği bırakıyor. Löten Modern'de modern diye bir tam modern yaratıyor. Edebi politik bir dergi kuruyor. Ve bu edebi ve politik sorunları işliyor kitaplarının çoğunda, bilindiği gibi. Savaş sonrası özellikle politik etkinlikleriyle öne çıkıyor. Google'a girip Sartre dediğiniz zaman onun birçok politik etkinlikte yer aldığı fotoğraflarını görebilirsiniz. Sartre daha sonra
Cezayir'in bağımsızlık savaşını destekliyor. O zaman Fransa buna karşı 121'ler hareketi olan bir hareket var. Bir bildirge yayınlanıyor ve onu da imzalıyor Sartre. Büyük gösterilere katılıyor. Tabii Nobel ödülünü de geri çeviriyor. Yine onu da şeyden bulabilirsiniz, gerekçeleri neden uzun bir yazı vardır. Sonunda İsveç halkına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum diye biten bir yazısı var. ...74 yılında artık iyice yaşlandığından gözleri büyük oranda görmez oluyor. Bitkinliklerini bir ölçüde yavaşlatıyor. Ama yine yazmaya devam ediyor. Yaşamı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de şu var, biz de Sartre 60'lı yıllarda Sartre'ın etkisi ülkemize kadar gelmiştir. Nasıl gelmiştir? Fransa'daki öğrenci hareketlerinin etkisiyle gelmiştir. Ve öyle sanıyorum ki Sartre'ın özgürlük yanlış anlaşılan bir özgürlük görüşüne sahip olmuşuzdur o zamanlar. Bizdeki özgürlük anlayışı vardır ya, işte her şey yapılabilir özgürlük anlayışı. Bir ucundan Sartre'ın özgürlük anlayışının yanlış anlaşılmasıyla kaynaklanan bir özgürlük anlayışıdır. O dönemlerdeki yazarlar özellikle mesela Atilla İlhan falan, Atilla İlhan bunun içinde böyle bir özgürlük anlayışının çizgisinde yazılar yazmıştır, şiirler yazmıştır. Bu nedenlerinden bir tanesi de Sartre'ın eserleri, özellikle varlık ve hiçliği ve eleştirinin, yani diyalektik eleştirisini henüz bütünüyle çevirmedi tabii orada. Varlık ve hiçliği 60 yıl sonra çevirdi. Çevrilmemesi ve yeterince anlaşılmamasıdır. Şimdi Sartre'ın bazı kavramlarına, bazı temel kavramlarına gelecek olursak, bu kavramlardan en önemli gördüğüm bir tanesi, varlık ve hiçliğin alt başlığında yer alan fenomenolojik ontoloji denemesi. Varlık ve hiçlik fenomenolojik ontoloji denemesi. Ve bu kitabın ilk bölümünde, ilk sayfalarında fenomen fikri diye bir başlık vardır. Fenomen nedir? Her şey fenomen. Bu tabii öğrencilere de anlatmakta çok güçlük çektiğimiz, en azından benim kendi adıma güçlük çektiğim bir kavramdır. Fenomen kavramı. Sartre fenomenle ilgili olarak, çünkü bu kavram üzerine kurulacaktır bütün başka diğer kavramlar ve o kavramlarda oluşacak ilişkiler. Fenomen Sartre'ın anlatılımında tabii büyük ölçüde Husserl'den, Heidegger'den bir etkilenme söz konusudur. Görünüşler dizisinin toplamı, görünüşler dizisinin toplamı. Yani var olanın arkasında biz bir şey aramayalım, var olanın arkasında olan bir şey yoktur. Bir var olanın varlığı, o var olan ne olarak görünüyorsa odur. Ne olarak görünüyorsa odur. Kendi ifadesi. Fenomenal varlık. Fenomenal varlık. Kendini belli eder. Belli eder.
ve bu belli edişlerin, bu tezahür edişlerindir. Tezahür edişlerin birbirine iyice bağlanmış dizisinden başka bir şey değildir. İşte bu dizi de zaten özdür. Yani öz, görünmelerin arkasındaki bağlantıdır. Yani kendisi de bir görünmedir. Hep bildiğimiz varoluş özden önce gelirle, gelir düşüncesiyle bağlantılı, yakından bağlantılı bir bir ifadedir. Fenomen teorimiz, kavramımız denilir. Şeyin gerçekliğini fenomenin nesnelliği ile değiştirir ve bunu da bu görünmelerin arkasındaki bağlantıda yapar. Görünme, tezahür etme, ortaya çıkma, kendisinden başka hiçbir var olan tarafından desteklenmez. Onun kendi varlığı vardır. Ve ilk varlık görünmenin varlığıdır. Fenomenin varlığıdır. İfşa eder. Fenomen kendisini öyle şekilde ifşa eden ve varlık herkese belli bir biçimde kendisini ifşa eder. Zira ondan söz edebiliriz ve ona ilişkin belli bir anlayışımız vardır. Varlık fenomeni varlığın bir görünmesidir. Varlık sadece her türlü açığa çıkarılışın koşuludur. Açığa çıkarılmak için olan varlıktır. Burada tabii daha somut içinde anlatmak için şöyle bir örnek veriyorlar. Örneğin şu masa ile masa olmaklık fenomen var olanın aslında ötesine geçmek demek bu. Yani masa olmaklığın ne olduğu bilgisi. Buradan fenomen kavramından Sartre'ın bir toplum felsefesi görüşü ile bağlantılı olarak ortaya koyduğu diyalektik kavramına, yani diyalektik aklın eleştirisindeki diyalektik kavramına ve o kavrama bakarken gelmek durumunda, değinmek durumunda olduğumuz kendi için varlık, kendinde varlık gibi bazı ana kavramlara geçmek istiyorum. Merak edilen bir konudur belki. Diyalektik aklın eleştirisinde neden böyle bir eleştiri yapar? Bu eleştiri büyük ölçüde tabii şeyin saf aklın eleştirisine Kant'ın sanki bir nazire biçiminde yazılmış diye düşünülebilir. Amacı, Sartre'ın amacı ontolojik ve tarihsel bir antropoloji. Yani sorunu insanla ve diyalektik kavramı bu
böyle bir ontolojik ve tarihsel bir antropoloji kurma düşüncesiyle yakından ilgilidir. Peki nasıl bir şeydir diyalektik akıl? Buna baktığımız zaman ilk önce akıl nedir? Şöyle bir şey söylüyor. Bilgi ile varlık arasında, düşünce ile nesnesi arasında kurulan bir tür ilişki. Ne tür bir ilişki? Bu ilişkinin özelliği düşünce nesnesinin yapısıyla ilgili olması. Yani düşünce nesnesinin yapısı derken de düşünce nesnesinin insan gerçekliği olduğunu söyleyebiliriz. İnsan ve insan gerçekliği nesne olduğunda ortaya çıkan, yani bir bağlantılılık, hareketli ilişki. Buna diyalektik olarak. İnsan önemli Sartre'ın felsefesinde. Çünkü ona göre insanın ayrıcalıklı bir yeri var. Hatta Türkçe'ye çevrilen bir oyununda Şeytan ve Yüce Tanrı oyununda oyunun baş kişisi Goethe şöyle söylüyor: yalnızca insanlar gerçekten vardır. İnsan tarihsel bir varlıktır, tarihseldir. İnsanın tarihsel olması kendisinin neden olduğu ve kendisinin uğradığı bir değişme, insana ait bir değişim. İnsan bu değişmeler içinde kendi eylemleriyle, yaptıklarıyla durmadan kendisini tanımlıyor. Tabii bunu söylediğimiz zaman Sartre'ın praksis kavramına da gitmek, göndermek gerekir. Vaktimiz olursa praksis kavramı üzerinde de bu vesileyle durmak isterim. Kendini durmadan kendi eylemiyle tanımlayan bir varlık. Olduğumuz zamanı böylesine bir perspektif içinde değil de durdurarak baktığımızda ise insan olduğumuz var olan, yani olduğumuz gibi olandı burada, şimdi, neyse o anda odur. Burada sorduğu soru ben neyim ya da insan nedir sorusu. İnsan olduğu gibi olan derken bu olduğu gibi olmanın içinde şu var: soru soran ve kendisine soru sorulan olma özelliği bulunmaktadır. İnsan gerçekliği diyor Sartre, varlığı var olmasında söz konusu olan var olandır. İnsan kendi gerçekliğini sürekli olarak kendi eylemiyle oluşturur. Sonra da bu gerçekliğin bilgisini edinir. Neden böyledir? Öyle bir gerçekliktir ki insan gerçekliği, kendini var eden eylem sürecinde doğrudan doğruya bilinemez. Yani iş üstündeyken bilinemez. Amiyane tabiri. İnsan gerçekliğini bilmek, anlamak, bu gerçekliği yeniden oluşturmakla olanaklıdır. Ancak buradaki yeniden oluşturma düşünceyle olur. İşte bu düşünce diyalektik akılla olanaktır. Diyalektik akıl yapar. Diyor. Diyalektik akıl
bilgiyle insan gerçekliği arasındaki ilgiyi kuran ve açığa çıkaran düşüncedir. Bir çeşit düşünme tarzıdır. Bu düşünce tarzı insana tamlığında ya da bütünlüğünde ve içinde bulunduğu maddesel durumda bakmayı gerektirir. Sartre kendisini tabii materyalist da sosyalist olarak hep tanımlar ve tabii bu materyalizm ve Sartre'nin sosyalizmi kendi anlayışı, kendi çerçevesi içinde bir sosyalizm ve materyalizmdir. Marksizmi Leninizmi eleştirir büyük ölçüde. İnsanın meydana getirdiği her bir tek tarih, işte bu noktalardan birisidir Marksizmi eleştirdiği noktalardan birisi. Her bir tek tarih ve her bir tek toplumsallık anlaşılır, açıklanabilir ancak. Yani toplam bir açıklama, genel olarak yapılmış bir açıklama yanlıştır, düşünürseniz. Diyalektik düşünme böyle bir ilişki kurma, ortaya çıkan bilgi dolayısıyla dolaylı bir akıl, yani diyalektik akıl, insan gerçekliği içinde gezinerek, hareket ederek bu insan gerçekliği ile anlaşılabilir. Bir ilişki kurar, böylece dünyayı anlama yolu açılır. Şimdi bütün bunlardan biz neyi anlamış oluyoruz? Şöyle bir şey anlamış oluyoruz. Kişi, ki var olan, varoluş denilir kişi, eylemiyle, tasarıları ve çalışmasıyla sürekli olarak insan gerçekliğinin varoluşunu değiştiriyor. Değişmiş insan gerçekliği de kişiyi değiştiriyor. Yani varoluşu. Biz bunu dolaylı olarak bilebiliyoruz diyerek. Bunu bilmemiz değişmeyi etkiliyor. Bunun anlaşılması için de bunun anlaşılması içinde bulunduğumuz tarihsel anı ve geçmişi anlamamızı ve aynı zamanda dünyayı olması gerektiği gibi tanıyabilmemizi sağlıyor. Bu insan gerçekliğine bir bakış açısıdır. İnsan gerçekliğini yorumlamak ve tamlaştırmak, bütünüyle açıklamak için teorik bir temeldir. Ve bu teorik temel bir dünya görüşü olarak karşımıza çıkar. Evrenin bir kesiminin ne olduğunu, belki de bir bütün olarak evrenin ne olduğunu söyler, diyor bu akıl. Diyalektik, bir bilginin mümkün olabilmesi için dünyayı, insanın dünyasını ya da tam dünyayı, tüm dünyayı, olması gerektiği gibi tanımlar, olması gerektiği gibi bu bütünlükte tanımlar gibi bir şey, olması gerektiği gibi tanımlar ve aynı zamanda gerçeğin hareketiyle düşüncelerimizin hareketini birbirinin aracılığıyla aydınlatır. Yani oradaki kabul, gerçeğin hareketiyle düşüncenin hareketi arasında bir şey vardır, bir bağlantı olduğu kabuldür. Öyle ki bu aklın her çağda yeniden kurulması gerekir Sartre'a göre. Bu şey değildir, yani sabit bir yöntem, yani sabit bir bakış değildir. O tarihi nesneleştirir, bir çağı geçmiş ve gelecekle ilişkisinde anlaşılabilir kılar.
amaçlı, bütünleşti. Her şey açıklanmış oldu. Bu işte Sartre'da bir görüş olarak, bir toplum felsefesi görüşü olarak bilinir. Sartre'ın kavramlarından bir tanesi praksis kavramıdır. Bu vesileyle praksis. Praksis praksis kavramını şöyle anlayabiliriz. İnsan şeydir, aynı konuşuyor. Yapı beden bir varlıktır deyiz ya. Yapı beden bir varlık. Yapı etini eylemle ilgilidir. Praksis kavramı tam da bunu inleyen bir kavramdır. Yapı etmeyi inler, insan için. Ama tabii bu ve karşımıza bir fenomen olarak çıkar. Bir insan fenomeni olarak çıkar. Dolayısıyla Sartre'ın felsefesinde insanın kendisini oluştururken, kişilerin kendisini oluştururken eyleme verdiği önem genel bir kavram olarak insana ilişkin bir fenomeni, yani praksis kavramıyla dile getirilen bir fenomeni bize verir. Tabii burada yapmalar, insan neler yapar, birçok şeyler, gruplara ayrılır insanın yaptığı şeyler, projeleri tasarımlarından tutun da işte günlük yaptığı işlere kadar her şey bunun içine girer ve bunlar bir bütündür. İşte bu bütün inlemek amacıyla praksis kavramının vardır, önemlidir. Tabii Sartre için bu günlük yapmaların, günlük yaptıklarımızın, alışkanlıklarla yaptıklarımızın yanında bizim düşüncelerimiz, projelerimiz, tasarımlarımız biraz daha ön plana çıkan şeylerdir, eylemlerdir denilir. Bunun yanında Sartre'ın ana temel kavramlarından bir tanesi kendi için varlık götüre kursu var, doğru mu? Kendi için varlık bir de kendinde varlık götüre ensu var kavramı. Neyi, bu kavramlarla neyi ilgiler? Kendi için varlık dediğinde bilinç, bilinç tabii yani bilinç, insan bilinci kuşkusuz ki. Ama bilinç kavramını ilgiler. Kendinde varlık dediğinde de şeylerin, nesnelerin varlığını ilgiler. Bütün bunlar kendinde, kendi için varlık, kendinde varlık olsun, bir çoğulluk halinde, bir bütünlük, bir çoğulluk halinde bulunur. Vardır ya da bir çoğulluk olarak vardır. Bilinç, yani kendi için varlık dediğimizde kastettiğim bilinç, bakışla ilgilidir. Bakış fenomeni. Yani dünyaya bakan kişi için gördüğü her şey onun tarafından nesneleştirilir diyor. Ve bu nesneleştirilen birçok şey nesneleştirilir. Ve o alanın bir parçasıdır. Dünyanın merkezinde her nesneyi bakışıyla kendi dünyasına ilişkin kılan bir bilinç vardır.
bilinçte bilinen her şey bu kendi dünyası dediğimiz zaman nesli bakışıyla kendi dünyasına ilişkin kılan dediğimiz zaman bilinçte yer alan bilincin bildiği her şeyi alıyor. İşte bir sürü bilgiler, inançlar vesaire vesaire söz konusu olabilir. Bu bakışın yani bilincin anlamına bir diğer bilinç eğer girerse ne olur? Burada biraz önce sözünü ettiğim bir toplum felsefesi diyerek bir kavramı dolayısıyla sözünü ettiğim bir toplum felsefesinin oluşumunu görmeye başlıyoruz. Ya da toplum felsefesi görüşünün analizini görmeye başlıyoruz. Yani bir arada yaşama nasıl mümkün oluyor gibi bir sorunun cevabını bakıma görmeye başlıyoruz. Evet, benim bakışıma bir kişi girerse başka bir bakış kişi girerse ne olur? Bu kişi benim için bir şeydir, bir nesnedir, yani şeydir, kendinde varlık dediğim şey. Yani benim dünyama bakışımla nesne haline getirdiğim dünyaya aittir. Tabii ama burada bir fark oluyor. Onun da bir bakış olma durumu söz konusu. Bir bilinçtir o. Böylece o, diğer nesnelerden farklı bir konuma gelir. Onun benim dünyamdaki yerini diğer nesnelerin benim dünyamdaki yerleri gibi artık tanımlayamam. Bu kişi de benim gibi bir Sartre'ın kullandığı bir söz. Bu nesneleştirme merkezi. Onun da kendine özgü bakışı ve eylemleri söz konusu olacaktır. Tabii motivasyonları farklı olabilir. Böylece bir varlığın benim dünyama girişi kendim için oluşturduğum dünyada ki bütünlüğü çatlatır, kırar. Yani bu bütünlük bozulur. Yani artık ben dünyanın merkezi olmaktan çıkarım. Onu kendim için olan bir nesneye dönüştüremem. Onu diğer nesnelerden farklı onu kendim için olan bir nesneye dönüştüremem. Onu diğer nesnelerden farklı kılar. Ama aynı zamanda öteki kişi benim için bir nesnedir. Çünkü benim dünyama aittir. Ama ben henüz onun dünyasına ait değilim. Ne zaman ki başını kaldırıp bana bakar ve beni görür, işte o zaman benim dünyamda durdurulamaz bir hemoroji dediğim. Kanamaya yönelik. Onun beni görmesiyle ben de onun nesnesi haline gelirim. Burada benim için olan bir dünyayı kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalırım. Bunu hissedişim, onu bir biçimde tanımam anlamına gelir. Onun bakışının bende yarattığı duygulanım ne olursa olsun onun bana benzediğini, kendi için varlık olduğunu anlamış olur. Burada bilinçler çatışması denebilecek bir ikili ilişki, simetrik olmayan bir ikili ilişki söz konusu olur. Bu çatışma bilinçlerin karşısında bedenlerin bulunması, bu aşamada başkasıyla kurulan ilişki, bu bağlamda işte bir sadizm, mazoşizm ya da kayıtsızlık ilişkisi boyutlarına varır ve birlikleri kurulamaz. Bunun için bir üçüncü kişi dediği bir şey gerekiyor. Bu bu şekilde bir aradalık belki birliktelik demeyelim ama bir aradalık yani bu kavramı da ben biliyorum. Birliktelik kurulamaz. Yani
bir grup olması için gereken koşullar oluşmaz. Kendini dünyanın merkezi olarak gören bir bakış birlikleri kuramaz. Bunun kurulabilmesi için biraz önce bir üçüncü kişi gerçek var ki o üçüncü kişinin ne oldu, kim oldu, yani toparlayacak olursa Sartre'ın yani birçok filozofta var olan zaten birbiriyle ilgili ve bağlantılı olan kavramlarını anlatmak ve o bağlantıları göstermek gerekir. Burada sadece praksis kendi için ve kendinde varlık bir gerekli kavramını ben sunmaya çalıştım. Bağlantılarını da çok yeterli ya da çok anlaşılır bir biçimde kurabildiğimde sanmıyorum. Belki daha vakit olsaydı daha rahat yapabilecektim. Teşekkür ederim. Sınır bölümünün düzenlemiş olduğu Sartre Sempozyumu'nun ikinci oturumunu açıyorum. Herkese hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum. İlk konuşmacımız buradan iki sıraya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ece Çırakman konuşmasının başlığı İmgelenme Özgür. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Halep'in Profesörlüğü bölümüne göre teknik düzenlediği için her sene özellikle. Teşekkür ediyorum ve siz gelen dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Konuşma başlığından da anlaşılacağı üzere Sartre'ın felsefesinde özellikle imgelem, yani erken dönem, Erken Bey'in bahsettiği birinci dönemi işaret ederek erken dönem eserlerinden olan ve Sartre üzerinde çalıştığı imgelem teması üzerinde olacak. Ancak yapmaya çalışacağım şey onun varlık ve hiçlikte ele aldığı şekliyle ve daha çok varoluşçuluğunu ortaya koyan ana kavramlardan biri olan özgürlükle bağlayabilmek. Bu bağlantıyı Sartre'ın kendisi de açıkça kuruyor zaten ama daha çok ben buradaki çalışmam metin okuması içerisinde, bir tür metin analizi içerisinde bu bağlantıyı göstermeye çalışmak. Olabildiğince az teknik olmaya çalışacağım ama gene de metinler içerisinden bir çalışma sunmak durumundayım. Ayrıca burada yaptığım çalışma daha genel bir projenin parçası oldu yani. İlgi alanım genelde hani en genel anlamda zihin felsefesi diyecek olursak daha çok imgelem ve imgelemin özgürlükle ilişkisi sorusu oldu ve en sonunda gelip rastladığım yer Sartre oldu. Tabii Sartre okumaya, yani en azından romanlarını okumaya yeni başlamış değilim ama felsefesiyle daha derinlikli uğraşmaya yeni başladığımı söyleyebilirim. O açıdan da uzmanı addetmiyorum kendimi ama en azından imgelem fikriyle bize ne söylemeye çalıştığını ve imgelemin bilincin özsel yapısını ve bilince özgü özgürlüğü, yani insanın özgürlüğüne dair vurguyu açmakta ne kadar önemli bir tema olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Şimdi bu açıdan baktığımızda imgeleme yaklaşımımız bilgi ve doğrulukla ilişkisi bakımından ya da sanatla ilişkisi bakımından değil, varlık sorunuyla ilişkisi bakımından olacak. Dolayısıyla imgelem ya da imgeleme gücüne bilgi edinimindeki işlevi ya da sanat eseri ya da estetik değer üretimindeki rolü üzerinden ele almak iddiasında değilim. Sadece varlık sorunuyla gene de Sartre'ın varoluşçuluk vurgusu içerisinden anlamaya çalışacağım. Öncelikle imgelem temasıyla bağlantı içinde düşünülebilecek bir diğer temanın özgürlük olduğunu, özgürlüğün ise bizi ancak zamansal bir tarzda var olabilen insanın varlığına, onun varlıkla münasebetine gönderdiğini söyleyebiliriz. Sartre'ın kendi düşünsel yaşamında öncelikli kaygısı dilimize de çevrilen imgelem, 1936'da yayınlanmış bir eser. Eserinde çağrışımcı ampirik psikolojinin imgeleme dair iddialarını bu sadece fenomenolojinin ışığında alt üst ederek imgenin algısal bilinçten farklı olarak bilincin nesnesiyle girdiği yönelimsel ilişkinin özel bir tarzı olduğunu gösterebilmektir.
Yani Sartre ilk eserinde, daha 1936'da yayınlanan bu ilk eserde imge ile algıyı birbirinden ayırt edebilmenin yollarını aramaktayım. Bunun için de Husserl'de fenomenolojinin bilincin yönelimi ve onun tarzlarına bakma gerekliliğine vurgu yapacağım. Bu noktada imgesel olanın varlık tarzı veya imgenin nasıl bir varlığı olduğu sorunu Sartre fenomenolojik psikolojinin açılmadığı bir diğer soruna gönderiyor. Bu da Sartre'ın 1940'da yayınlanan imgesel diye çevirebileceğimiz, aslında 1936'da yazılmış olan bir eser, imgenin üzerine ikinci eserine bizi gönderecek. Oradaki temel sorun aslında fenomenolojik bir betimleme yapma peşinde. Fenomenolojik betimleme içerisinden de imgesel ya da nasıl diyelim tahayyül edebilen ya da imgeleyici bir bilincin nasıl mümkün olduğu sorununa yanıt verme çabasındayım. Bilincin nesnesine imgesel olarak yönelebilmesinin özel koşulu, bilincin nesnesini gerçekliğinden yanıltarak imgelendiği gibi ortaya koyma olanağına sahip olmasında görülmektedir. Dolayısıyla buradaki iddiayı devamında açacağım. Kendinden çok açık bir iddia gibi görünmüyor. Ne kastediyor? Yani bilincin nesnesini gerçekliğinden yalıtması, onu gerçek, yani başka bir tarzda bu sefer ortaya koyması, var olan bir şey olarak değil de irreal diyeceği, yani imgelendiği şekliyle ona yönelmesi ne demek, bunu açmaya çalışacağım. Bilincin farkında olduğu gerçeği aşma imkanı, kısaca bilincin aşkınlığı, imgelemin hiçleyici ediminde ifade ve vücut bulmaktadır. Bu açıdan da imgeleyen bilincin nesnesiyle girdiği ilişkide aslında bir dünyayı, yani o nesnenin içinde mevcut olduğu dünyayı da hiçleyerek ve nesnesinin na mevcut olduğu, burada bulunmadığını hiçleyerek onu mevcudiyete getirişi söz konusu. Tam da bu yönelimin, bu tarzın kendisi aslında bilince ya da bilinçli varlığa özgü olan özgürlüğün vücut bulmuş hali zaten. Dolayısıyla imgeleme mümkün kılan bilincin aşkınsal özgürlüğüdür diyecek en nihayetinde Sartre bu ikinci eserini. Varlık ve içliğe geldiğimizde 1943'te yayınlanan eserine, Sartre bilinçli varlığın varlık tarzını, yani kendi için varlığın varlıkla münasebetini araştıracak. Ve bu eserde imgeleme göndermeyi buluyoruz ama çok temel bir yer teşkil etmiyor. Bunun nedenini de açıkçası düşünmek gerekiyor ama tam da bunun hesabını verebilecek noktada değil. Fakat çok önemli bir noktada imgeleme tekrar göndermede bulunuyor. Dolayısıyla bu esere de o nokta itibariyle tekrar işaret edeceğim. Şimdi ilk eserden başlayacak olursak, yani dilimize de çevrilen imgeleme eserinden, buradaki iddiayla başlayalım. Eserin tam da son sayfalarında uzun bir metafizik ya da işte o dönem ya da 19. yüzyıl psikolojisinin eleştirisini yaptıktan sonra Sartre imgenin belirli bir bilinç türü olduğunu iddia eder. İmgenin bir şey değil, bir edim olduğunu, kısaca imgenin bir şeyin bilinci olduğunu iddia ederek eseri sonlandırır. Bu tezi açımlamak için tam da eserin başında verdiği örneğe geri dönmek gerekecek. Öncelikle önümde duran bu kağıdın algısı kesinlikle benim keyfime bağlı bulunmamaktadır. O her neyse biçimi, rengi, konumu odur. Benim tarafından da üretilmemiştir. Algıladığım bir kağıt ancak saptayabileceğim bir varoluş olarak kendini bana sunmaktadır. Bu nedenle bilincimin nesnesidir, benim içindir, ancak bilincime içkin değildir. Ben hiç değildir. Kağıt orada tüm eylemsizliğinde kendinde varoluştur dersen. Bu da Sartre'ın daha sonra Varlık ve İçlik adlı eserinde ortaya koyacağı kendinde varlık tarzına işaret etmektedir. Şimdi diyecek Sartre, bu sefer artık kağıt önümde değil, duvara bakıyorum. Ama o kağıt, daha evvel algıladığım kağıt, o nesne, o şey, algısal bir tarzda olmasa da gene beliriyor. Kafamı çevirdiğimde yok olmadığını biliyorum. Kağıt ortadan kalkmadı, ben algılamadım. Karşımda mevcut değil sadece. Karşımda bütün mevcudiyetiyle dikilmiyor sadece. Ancak tüm nitelikleriyle aynı kağıt beliriyor bende. Sartre'ın deyişiyle söyleyecek olursak, şu an bana kendini gösteren yaprak ile az önce gördüğüm yaprak tıpatıp aynı öze sahip. Hem yapısı hem de bireyselliği ile aynı kağıt yaprak.
Ancak bir önce algıladığım kağıtla daha önce karşımda gördüğüm gerçek kağıt ile varoluş tarzı aynı değil. Yani tahayyülümde canlandırdığım ya da imgesel olarak yöneldiğim kağıdın varoluşu ile algıladığım kağıdın varoluşu aynı değil. Her ne kadar bunlar özsel nitelikleri bakımından aynı kağıt olsa da. Kağıt şimdi imge olarak var olur. İmge olarak bu şey daha önce algı konusu olmuş şeyin ne silik bir kopyası benzeri ne de ondan derece olarak daha az gerçek bir şey. İmge olarak bu şeyin varlığı, varlık tarzı tam da algıda beliren şeyin mevcudiyetinin hiçlenmesiyle bağlı. Tabi burada hiçlenme vurgusunu ancak varlık ve hiçliğe geldiğimizde daha açık ve seçik anlayabileceğiz. Bu örnek ile Sartre, imge olarak bir şeyin bilinciyle gerçeklik olarak bir şeyin bilincinin farklı varlık tarzlarına işaret etmeye çalışmak. İlki yani imge olarak bir şeyin bilinci, o şeyin gerçekliğini hiçleyici, diğeri ise olumlayıcı bir tez öne sürer. Yani algıladığım kağıt vardır, karşımda mevcuttur ve bu tezle bilinç nesnesine yaklaşır. Ama tahayyül ettiğinde de imgelediğinde oradaki bilincin nesnesini koyarken öne sürdüğü tez, nesnesini karşısına alırken öne sürdüyse tez, o nesnenin nam mevcut oluşunu barındırır ve aynı zamanda da hiçleyici bir tez öne sürmektedir. Yani nesne mevcut değildir ama mevcut olmasa da belirmektedir. Ama mevcut olmayışında belirmektedir. Dolayısıyla bu özel bir tarz, yani imgeleyen bilince özgü bir tarzdır. Vurgulamak istediği tam da bu aslında. Yani özetle Sartre ilişkin imgeleme dair bir şey anlatacaksak bunu söylemek yeterli görünüyor. Ama bu basit bir şey söylermiş gibi görünmekle birlikte oldukça çetrefilli de bir konu. Ve açıkça başka kuramlara, bunun aksini iddia eden kuramlara, Hume'cu çağrışımcılığı da düşünebilirsiniz. Bütün onlara karşı öne sürülen bir yaklaşım da aynı zamanda. Onların ayrıntısına girme imkanım çok da yetkinliğim yok açıkçası. Fakat tam da bu basit aslında hepimiz yani henüz üzerine düşünümde ya da refleksiyonda bulunmadığımızda bir imgeyle algıyı birbirinden zaten ayırt ederiz. Yani eğer hani özel bir patoloji durumumuz yoksa algı ile imge arasındaki tezin yani ikisinde birinde evet şey karşında gerçek mevcut durmaktadır. Diğerinde ise yine bir şeye yönelmişimdir. Aynı şeye yönelmişimdir şimdi deyince. Arkadaşım Pierre olabilir bu ya da önündeki bardak olabilir. Daha ben algıladığım. Ama o şey bütün hiçliğiyle karşımda belirmekte. Tam da bu hiçliğiyle belirebilir olmasında yatan insanın özgürlüğü vurgusunu yapacaktır Sartre. Dolayısıyla aynı şeye örneğin bu kağıda ya da şu kağıda farklı tarzlarda yönelebilen bilincim kağıdın algısı ile imgesini birbirine karıştırmaz. İmge olarak varoluş ile şey olarak varoluş birbirinden kökensel olarak farklıdır. İmgenin kendisi bir şey, bir nesne değildir ilk elden ele aldığımızda. Daha sonra bir imgeye sahibim dediğimizde onu nesnem haline, imgenin kendisini nesnem haline getirebilirim. Yani imgeye yönelebilirim nesne olarak. Ama ilk elden dediğimde baktığımızda imgeleyen bilinç, yani refleksif olmayan, kendi üstüne dönmeyen, neyin bilinciyim diye henüz sormayan bilinç, nesneye yönelmiştir. Nesneyi imgesel bir tarzda ortaya koymaktadır. Dolayısıyla imgenin kendisi bir şey değildir bu anlamda baktığımızda. Yani bir nesne de değildir ilk elden baktığımızda. İmge bilincin nesnesine yöneliminin belirli bir tarzıdır. Bu ilk yönelimde imge algının soluk bir kopyası olarak bilinç tarafından konu edilmez, henüz nesneleştirilmemiş ya da temsili bir rol üstlenmemiştir. Ancak düşünümde bilinç imgeyi bir şeymişçesine karşısına koyar, artık şu ya da bu şeyin bir imgesine sahibindir. Sahip olduğum imge, imgesi olduğu şey gibi vardır artık. Yani düşünüm daha çok kendi üstüne dönen, kendi nesnesiyle girdiği farkındalık ilişkisini bu sefer konu edinen bilinç için baktığımızda artık imge bir şeymişçesine, hatta bir nedenler diziminde ya da bir algı silsilesi diyeyim ya da bir tasarımlar silsilesinde bir tasarım olarak orada durmaktadır. Tam da çağrışımcı psikolojinin sorunu bu düşünümsel noktayı üzerinden düşünmeye çalışmasıdır. Ve aslında bu düşünümsel bilincin öncesinde daha düşünümsel olmayan, nesnesiyle daha doğrudan bir yönelim ilişkisinin içinde olan bilincin, yani düşünümsel olmayan bilincin
bakış noktasını dikkate almamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımlar, yani Sartre'nin eleştirdiği yaklaşımlar, bilincin algı edimiyle imge ediminin kökensel farkını gösterememektedirler. Bu açıdan düşünümsel bilincin nesnesi haline gelmiş imge ile bu imgenin kuruluşunun kaynağındaki bilinç yönelimi birbirine karıştırılır. Dolayısıyla yani Sartre imge derken bir resim gelmiyor aklına. Tam da bilincin bir edimi aklına geliyor. İmge derken hatta imgelen, yani ilk etapta hiç ayırdığını bile söyleyemeyiz. İmgelenme imgeyi. İmge de imgelenme bir edimdir. İmgenin bir resim, bir nesneymişçesine karşımıza konulması ancak demin de söylediğim gibi düşünümsel bir bilinç varsaymak durumundadır. Dolayısıyla Sartre'ın bir başka örnekle ifade ettiği gibi Pierre, dostu Pierre, hep örnek verdiği Pierre'in imgesi, Pierre'in algısının bilincinde bıraktığı bir iz ya da onun duyumsanmasının yeniden doğuşu değildir. Pierre imgesi, arkadaşın Pierre'le bağıntılı, örgütlü bir bilinç biçimidir. Gerçek varlık Pierre'i hedeflemenin olanaklı biçimlerinden biridir. Bu noktada önemli olarak vurgulayacağımız şey, imgeleyen bilinç de gerçekten var olan bir şeye yönelebilir. Yani onu hiçlemesi, bu gerçek değil artık demesi değil. Yani artık Pierre gerçek değil demesi değil. Pierre gerçekten bir nesneye yönelmektedir ama tam da onu gerçekliğinden sıyırarak ya da şöyle diyelim, onun burada bulunmayışı üzerinden o gerçek varlık olan, yaşayan, bir yerlerde olan arkadaşına yönelmektedir. Dolayısıyla bilincin ilk etapta yöneldiği şey imgesi değil, imgesel bir şekilde yaklaştığı nesnesidir. Farklı bir varlık tarzı içeren imge olacak sonuçta yürüyen şey. Şimdi burada önemli bir nokta, bir şeyin algısına, hem bir şeyin algısına hem de bir şeyin imgesine, şeyin kendisi hep aşkındır. Dolayısıyla şey ya da işte burada artık bilincin nesnesi dediğimiz her zaman onun bilincine de aşkındır, onun algısına da aşkındır, imgesine de aşkındır. Yani algısında tüketilemez o şey. Çünkü algıyı da unutmayalım, her zaman belli bir perspektiften, bir yönden algılarız. Dolayısıyla onun göremediğimiz, algılamadığımız başka yönleri ya da bir başka algıda ortaya çıkabilecek, belirebilecek başka yönleri ve bütün bunları aşan ve buralarda tüketilemeyecek aşkın bir boyutu vardır. Ancak algı ve imge arasındaki fark bu şeye bilincin yönelim tarzından kaynaklanmaktadır. Algı bilincinde şey mevcudiyeti ve gerçekliği bakımından belirirken, imgede şey gerçekliğinden yalıtılarak, hiçlenerek belirir. Pierre'in imgesi Pierre bilincidir. Yani Pierre'in, ben şunu söyleyince hemen düşünsel bir bilince düşüyoruz. Bende bir Pierre imgesi var. Ama Pierre imgesi canlandığı anda artık o bir Pierre, arkadaşıma dair bir bilinçtir. Benim bilincim burada bulunmayan arkadaşım Pierre'e yöneldiğidir. Ancak bilincimin namevcut nesnesine yöneliminde nesne tüm gerçekliğinden yalıtılmış bir tarzda, yani imgesinde kendisi içlenerek var olur. Pierre imgesi gerçek Pierre'e dair algının solmaya yüz tutmuş bir kopyası değil, Pierre'le burada bulunmayan Pierre ile bağlantılı bir bilinçtir. Ancak burada Pierre algısı ve Pierre imgesini birbirinden farklı kılan şey, Pierre imgesi, Pierre'in kendisi değil, Pierre imgesi asla ona dair bilinçten fazla veya başka bir şey olamaz. O anlamıyla imgelenin bir tür yoksunluğundan bahsedecek Sartre. Yani imgeleyen bilinç imgelediği kadardır. İmgelenen şey de, imgelen, yani imgesi de imgelen o bilinçte ortaya çıktığı kadardır. Ve tamdır aslında. Yani belli bir perspektiften de değildir. Algıda içerilen o perspektif yoktur. Tamdır derken de imgelendiği kadar oradadır. Şimdi tabi burada hemen aklınıza gelebilecek ilk soru, tamam Pierre'i anladık ama diyelim ki Hamlet, diyelim ki tek boynuzlu at, onlar için ne söyleyecek? Burada işler daha da çetrefilleşiyor açıkçası ama gene de burada da Sartre basit bir şekilde şunu söyleyecek. Tek boynuzlu at ya da Hamlet gerçekte var olmayan bir şey olmasına rağmen gerçek değildirler yani. Pierre ile karşılaştırdığımızda, Sartre'nin arkadaşı Pierre ile karşılaştırdığımızda Hamlet de tek boynuzlu at da gerçek değildir.
Ama bunlar gerçekte var olmayan bir şey olmasına rağmen bilinç ona kendinden başka bir şey olarak yönelir. Yani bilincin yönelimi kendi zihninin içindeki bir kurgulanmış bir kahramana değildir. Hamlet'e yönelmektedir. Kendine aşkın bir şeye yönelmektedir. Bir nesneye yönelmektedir ki o nesne gerçek değildir. Kurgusal bir nesnedir yani. Kurgulanmış bir nesnedir. Şimdi dolayısıyla aynı mantığı orada da yürütecek. Dolayısıyla bizde örneğin işte aktör ne kadar da güzel canlandırdı Hamlet'i, karakteri dediğimizde işte ya da Hamlet aktörde nasıl da gerçekleşti dediğimizde Sartre tam da bunun tersi olduğunu iddia edecektir. Yani orada sanatçı ya da oyuncu karakteri gerçekleştirmez. Tam da kendini bir tür gerçeksizleştirerek diyeyim ya da kendini hiçleyerek karakteri ortaya çıkarabilir, imgeyi ortaya çıkarabilir. Eğer biz oyuncuyu atlayamazsak zaten, o da kendini hiçleyemezse, Hamlet'le hiç karşılaşamayız. Oyunu seyreder, karakterle karşılaşamayız. Dolayısıyla sanat eseri bir şey gerçekleştirmez aslında. Ya da işte tuvaldeki renk, boya, çizgiler, o imgeyi gerçekleştirmez. Tam da o imgenin çıkmasına aracılık ederler diyeceğim. Şimdi imgenin ile özgürlük arasındaki bağlantıyı açımlamak için Sartre'ın varlık ve hiçlik eserine dönecek olursak. Burada kısmen de ilk sabahki konuşmalarda bahsedildi. Onun için biraz da kısa geçeceğim o noktayı ama varlık düşüncesi içerisinden çıktığında Sartre, varlık kendinde yalın bir mevcudiyettir olarak. Yani kendinde neyse o olan, ayrım barındırmayan bir çoğulluktur. Hocamızın da dediği gibi. Sartre hiçliğin dünyaya gelmesine aracılık eden bir başka varlık tarzına, insanın varlık tarzı olan kendi için varlığa işaret etmesi gerekecektir. Yani bu doluluk, bu çoğulluk, bu yalınlık içerisinde bu yalınlık deşebilecek, orada ayrımı üretebilecek ve başka bir tarzda dolayısıyla olması gerekecek bir başka varlık tarzına işaret eder. O da bilinçli var olmaktır. Dolayısıyla sabahki konuşmalardaki gibi yani bilinçli varlık bir ağaç, bir bardak ya da bir şey asla olamaz. Ama tam da bir ağacın, bir yaprağın, bir şeyin belirebilmesini yani varlık içinde ayrımların dolayısıyla aslında bir dünya durumunun ya da bir dünyanın ya da dünyanın ortaya çıkabilmesinin koşulu olacak. Dolayısıyla Sartre'da bu iki varlık tarzı asla bağdaşmayacak bir şekilde gerilimlerini sürdürürler. Ve Sartre bütün varlık ve hiçlik isminden de anlaşılacağı üzere varlık ve hiçlik dinamiği yani bu ikili üzerinden bütün meseleyi anlatacak. Dolayısıyla burada hiçlikle betimlenen aslında insan gerçekliğinin kendisidir. Yani o bir varlık değildir. O bir kendisinde neyse o olan değildir. O hiçliğin tam da kendisidir. Dolayısıyla varlık ve hiçlik arasındaki münasebet aslında varlık ve insan ya da bilinç arasındaki münasebete işaret edecek. Ancak burada önemli olan nokta Sartre'ın vurguladığı hiçleme, yani bilincin bu hiçlik olarak varlığın içinden kendini çıkarışı ve bütün ayrımları ortaya çıkarışı, varlığı yok etme gücü değil. İnsanın varlıkla münasebetini değişime uğratabilme gücü olarak, yani özgürlük olarak nitelendirir. Dolayısıyla Sartre aslında özgürlüğü çok temel, kökensel olarak şöyle tanımlamış oluyor. İnsanın varlıkla münasebetini değişime uğratabilme gücü. Hiçleme barındırıyor ama toptan yok etme ya da bertaraf etme gücü asla değil. Ama zaten öyle bir şey olsa kendini de yani ortadan kaldırma anlamına geleceği için bu çok anlamlı bir özgürlük de olacak, olmayacağı açık. Dolayısıyla özgürlük belirli bir özgürlük olacak işin sonunda. Dolayısıyla hiçleme de her zaman belirli bir hiçleme olacak. Ve özgürlüğün anlamı da bu belirlilikte, belirliliğin üretiminde aslında. Yani herhangi bir şeyin belirli bir şey olması içinde her zaman bir hiçleme barındırdığı için. Yani bunun bu değil de bu olması burada bir hiçleme barınıyor. Tam da varlığın bağrında barınıyor. Ayı da nasıl barınıyor? Tam da bilinçli varlık. Yani varlıkken bilinç kendini varlıktan ayırt edebildiği için bu şeyle bu şey birbirinden farklı olarak karşımıza çıkabilir. Burada hep hiçlik ya da bunun bu olmaması
olumlu bir gerçek aslında. Yani olumsuz gerçeklikler diyecek ama olmama durumunda bir gerçeklik artık Sartre'ın bu ontolojik anlayışı içerisinde. Bunlara olumsuz birimler diyecek. Yani özlem, korku gibi şeyler açısından da baktığımızda olumsuz diyebileceğimiz birimler dediği mesela de gene Pierre'in nam mevcudiyeti olumsuz bir birimdir, bir gerçekliktir aslında. Bu saptanışı, bunun hissedilişiyle birlikte. Ve bütün bunların sadece olumsuz yargı meselesi değildir. Yani Pierre vardır ama şimdi burada değildir. Bu bir olumsuz yargı değil, tam da bir gerçekliktir aslında. Ve bilincin sayesinde varlığa buyur edilmiş bir gerçekliktir. Olumsuz birimler bu anlamda. Bunun olmayışı, bunun bu olmayışı, Pierre'in burada olmayışı türünden ya da korku gibi şeylerde ya da çekinme gibi olumsuzluk barındırabilecek herhangi bir hissedişte ortaya çıkan bir gerçeklik vardır. Olumsuz bir gerçeklik vardır. Bu varlıktan kaynaklanamaz. Bunun kaynağı varlıktan kendini koparan bilinçtir diyecek. Şimdi dolayısıyla bu kısaca özetlediğim çerçeve içerisinden Sartre'ın varlık ve hiçlik eseri ile hiçlik varlığın ufku haline geldiğini görüyoruz. Varlığın ufku derken de tekrar kastettiğim şey varlıkta belirlenimin fenomenal bir çeşitliliğin ya da belirişin ortaya çıkması için bir hiçlik boyutunun ortaya çıkması gerekiyor. Tabii burada referansıma hiç girmeyeceğim. Belki sorularla gidilebilir. Çeşitli birkaç yorumcunun da bahsettiği üzere aslında Sartre burada bir varlık, Heidegger'in varlık ve zamanını, yani varlığın ufku olan zamanını artık varlığın ufkunu hiçlik olarak, bilinç olarak, bilinçli varlık olarak dönüştürmektedir. Dolayısıyla Heidegger'ci olmakla birlikte Heidegger'e bir şey söylemektedir. O da şudur. Varlığın ufku zaman olmaktan önce, evet her zaman için zamansal olacak olan bilinçli varlıktır. Çünkü tam da bilinçli varlık olumsuzluğa bir yer açandır, onu varlığa getirendir. Bu nedenle onu varlığa getirmesiyle birlikte var olanların varlığını, yani varlıkta var olanlar ya da çeşitlilik ya da farklılık ya da belirlilik üretebilecek güçtür. Tüm hiçleyici gücüyle. Bu nedenle varlığın ufku ile kastettiğim şey varlıkta belirlenim üretebilme gücüdür. Ama bu belirlenimi hiçleme gücüyle, özgürlüğüyle ortaya koyandır bilinçli varlık. Dolayısıyla varlığa dair her tür belirlenim olumsuzlama etkinliğine dayanır. Aksi halde varlık kendinde neyse odur, yalın ve ayrışmamıştır. Şimdi böylelikle hiçlik, hiçleme, olumsuzlama edimi olarak, yani bilinç edimi olarak ödünç alınmış bir varlığa sahip olur. Hiçlik var değildir, evet. Ama hiçlik hiçler diyecek. Dolayısıyla hiçlik var diyebileceğimiz bir şey değil. Var olan, tek şey var olandır yani. Vardır. Var vardır ama hiç var değildir. O zaman hiçliği buyur eden ve hiçlik bir yerden bir varlık ödünç almalı. Bu da bilinçtir demeye getirecek. Bunu, yani bu oldukça girift diyelim ya da daha kompleks, ontolojik bir argüman ve analiz içeren, kısaca bilinç üzerinden anlatacak olursa, bilinç kendini nesnesinden ayırarak var eder. Yani bilinç kendinden menkul bir varlık değildir. Tam da nesnesinden ayırt edebildiği için, kendini nesnesinden başka olarak koyabildiği için var eder. Dolayısıyla nesnesi olmayan bir bilinç olamaz. Yani hiçbir şeyin bilinci olmayan bir bilinç olamaz. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Ama kendinden başka bir şeyin bilinci. Dolayısıyla anılmayan bilinç bir şeyin bilinci olmasıyla birlikte kendini nesnesinden ayırt etmiş olur. Dolayısıyla bilinç nesnesinin ayrımını koyarak, kendisini de nesnesinden ayrımını koyarak, yani varlık içinde bir ayrım olarak kendini üretir. Bilinç her zaman bir şeyin bilinci, nesne bilincidir. Kendinden başka, kendine dışsal bir şeyin konulmasıdır. Kendinden bağımsız, başka, zamansal olmayan varlığı olumlayarak hiçler, hiçleyerek de olumlar. Varlığın içindeki ayrımın kaynağı hiçliktir de. Varlığın bağrında açılmış bir boşluktur. Yani Sartre'ın deyişiyle hiçlik kendini ancak varlık fonu üzerinde hiçleyebilir.
Şimdi dolayısıyla hiçlik kendinden menkul bir şey değildir. Ancak bir fon üzerinde kendine varlık kazandırabilir. Hiçleme gücünü gösterebilir. Dolayısıyla insanın varlık ile münasebetinin araştırılmasında imgelemin rolünü soracaksak, yani bütün bu bağlamda imgelemin rolü nedir diye soracaksak, bu noktada Sartre tam da varlık ve içliğin bir bölümünde şuna değinir. İnsanın sorgulama, kuşku duyma, imgeleme gibi edimlerinin hepsi özgürlüğü varsayar. Bu edimlerin özgürlüğünün anlamı sorunun, kuşkunun, imgenin, öznel yönelimler olarak nedensel bir dizinin içinde açıklanabilecek bir şey olmamalarında yatmaktadır. Bu yönelimler nedensel bir dizinin içinde açıklanabilecek psişik olgular değildir. Yani kuşku duymak psişik bir durum, bir olgu değildir. Ondan önce yani psişik bir olgu, bir kuşkuya sahibim, bir sorun var demeden önce kendimizi soru durumu, yani soru içinde buluruz. Bu etkinliğin kendisiyizdir aslında. Dolayısıyla bu nedenler dizininden koparması, yani bunları birer psişik olgu, birbirinin ardı sıra, peşi sıra sıralanan psişik olgular olarak görmemiz ilk elden aldığımızda aslında bir nedenler zincirinin de kırılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu da onların spontanlığına, yani kendiliğindenliğine, bir öncesi ve sonrası olmayışına, kendi başlarına, oluşlarına işaret eder. Dolayısıyla imgelemek, imge edimi diyelim, bilincin edimi, kökensel kendiliğinden orijinal bir edimdir. Herhangi başka bir olgudan, bir durumdan, bir motivasyondan kaynaklanmaz. Onu motive eden, güden, iten bir başka olgu, durum söz konusu değildir. Bu anlamıyla çok radikal bir özgürlük, spontanlık atfediyor hayal edebilme gücüne ya da imgeleme. Demin de bahsettiğim üzere varlık ve hiçliğin kökeni bölümünde tam da o bölümde imgeleme bir gönderme yapar. O da asıl oradaki meselesi demin bahsettiğim olumsuz birimlerin doğası, varlıksal statüsünü anlamak için giriştiği sorgulamada imgeleme bir gönderme yapacaktır. Olumsuz birimlerle kastettiği şey Sartre'ın içsel yapılarında olumsuzlama barındıran gerçekliklerin dünyaya nasıl buyur edildiğini ve hiçliğin nasıl olup da şeylerin üstünde ışıdığını gösterebilmektir. Bu olumsuz birimlerle kastedilen, örneğin Pierre'in non-mevcudiyetinin hissedilişi veya saptanışı, sadece yargı nesnesi olmayan ama insan varlığı tarafından duyumsanan, mücadele edilen ve korkulan, olumsuz ama bilince aşkın gerçekliklerdir. Sartre'ın amacı insanın kendini nasıl olup da hiçliğin dünya üzerinde açılmasını sağlayan bir varlık olarak sunduğunu bu olumsuz birimler üzerinden göstermektedir. Şimdi tam da o noktada bir örnek verir varlık ve içlikte. Oraya dönecek olursa artık var olmayan bir dostumun odasına girdiğimde algıladığım kitaplar, kahve fincanı, masa, sandalye, tüm bu şeyler kendine has özellikleriyle her neyse odurlar. Bu kitap açık ve yıpranmış sayfalarıyla bir cilttir sadece. Bu şeyler dostumun okuduğu, artık okumadığı kitap, içmiş olduğu ve artık içemeyeceği yarım kalmış kahve değildirler. Algımda beliren bu kitap bir şey olarak verilmiştir ve ancak kendine ve diğer mevcut şeylere gönderme yapabilir. Na mevcut bir şeye veya kişiye bir göndermede bulunmazlar. Yani Sartre'ın kastettiği, ben orada odasına girdiğimde arkadaşımın, artık burada olmayan arkadaşımın, ben, nesneler bende bir çağrışım üretip Pierre imgesi uyandırmazlar. Nesneler na mevcut bir kişiye göndermezler. Onlar hep başka nesnelere en fazla gönderebilirler. Bu şeyler kendi başlarına bir imgenin ortaya çıkışına neden olamazlar. Bunların algısı da na mevcut birinin imgesinin kurulmasının nedeni olamaz. Çünkü algı şeyin kendi mevcudiyetiyle donatılmış bir yönelimdir. Öncelikle imge bir şey olarak var olamaz. Düşünüm için somut, olumlu bir psişik olgu olmadan önce, yani şeyleştirilmeden önce imgenin belli bir tarzda ortaya çıkması gerekir. Bu tarz içinde bilincin nesnesi imgede gerçekleşmez, aksine gerçekliğinden sıyrılır. İmge bilinci şeye, onun gerçekliğinden sıyırarak, hiçleyerek yönelir. İmge ya da imgelen kökensel olarak olumsuzlamadır. Sanıyorum sürem bitmek üzere. Özetle, Sartre
Carter'ın söylemeye çalıştığı şey, içine imgelem aracılığıyla olumsuzlamanın sızabildiği, içinde olumsuz olanın ödünç aldığı varlığıyla barınabildiği, sentetik bütünlük olarak tamamlanmamış bir dünya, yani imgelemin işleyici edimini varsayan dünya, insanın özgürlüğünün koşulu olacaktır. Yani biz burada varlık, burada bilinçten ziyade tam da bilinç ve varlık münasebetinde bir dünya açığa çıkar. Dünyamız açığa çıkar. Ve o bir dünya. Bir öğrencinin dünyasıdır, bir çalışanın dünyasıdır, bir sanatçının dünyasıdır. Ama tam da dünyanın, varlıkla münasebette dünyanın ortaya çıkabilmesi için orada hiç imgelem aracılığıyla hali hazırda içeriye sokulmuş bir hiçleme ya da bilinç aracılığıyla içeriye sızdırılmış bir hiçleme ve orada barınabilecek bir hiçleme olması gerekmektedir. Özetle Sartre bu noktada imgeleyen bir bilinç olmasaydı mevcutta, anda, burada, şimdi eriyen, çözülen ve bu şey olarak kalan şeyler olmak zorunda kalacağımızı düşünecek. Dolayısıyla imgelemin bilince eklenen bir işlev değil, tam da bilincin özü olduğunu, onun özünü ifade ettiği, onu mümkün kıldığını da söyleyecektir. Ama aynı şey özgürlük. Özgür olmasak da imgeleyemeyiz. Dolayısıyla karşılıklı bir ilişki var. Tam da bu son cümlelerini söyleyecek olursam bana Kant'ın ahlak yasası ve özgürlük arasında kurduğu denklemi hatırlattı. İmgelen özgürlüğün bilişsel nedeni diye çevireyim. Özgürlük de imgelenin varlık nedeni gibi görünüyor Sartre. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım'a konuşması için. Şimdi Yeditepe Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Özge Ejder Cansın. Buyurun. Öncelikle Yeditepe Üniversitesi felsefe bölümüne ben de teşekkür ediyorum. Sen bu sözü düzenledikleri ve beni davet ettikleri için. Konuşmamı her ne kadar Sart ve fenomenleri için daha iyi mi? Sart ve fenomenolojisi bağlamında toplamaya çalıştıysam da biraz dağıldığını baştan hatırlatarak sözü başlamak istiyorum. Özneler arasılığı fenomenoloji bağlamında düşünmek, standart alımlanmasında fenomenolojinin tam da yetersiz kaldığı yerde onu düşünmeye başlamak olarak anlaşılabilir. Zira fenomenoloji dediğimizde 20. yüzyıl felsefesinin Husserl referansıyla yerleşmiş filozofları düşünüyoruz. Husserl'in projesi özneler arasılık yerine kurucu özneye ve onun için görünür olana ya da bunun koşulunu anlamaya vurguluyor. Bununla birlikte 20. yüzyıl filozoflarının büyük bir kısmının Husserl ile eleştirel bir ilişki içinde fenomenolojinin temel sorunsalının ne olması gerektiği konusunda ondan ayrıldıklarını belirtmemiz gerekir. Aralarında Heidegger gibi bu ayrılığı vurgulamak adına fenomenoloji kelimesini kullanmayı bırakanlar dahi olmuştur. Ancak Husserl ismi felsefede fenomenolojinin kurucusu olmanın ötesinde anlamlar taşımayı sürdürmüştür. Öyle ki Husserl sonrası fenomenoloji, Husserl'den çok Heidegger'in izinde gitmekle birlikte kendini Heidegger'in projesinden farklılaştırmak için yine de Husserl'e dönmüştür. 20. yüzyılın kanımca en önemli ve Sartre ile nihayetlendirilemeyecek düşünce okulu varoluşçuluğu ise fenomenolojiden bağımsız düşünmek birkaç sebepten zordur. Bunlardan ilki Heidegger ve Sartre tarafından haksızca üstü kapanmakla birlikte varoluşçuluğun temel problematiklerinin yine Husserl'in fenomenolojik denemelerinden çıkmış olmasıdır. Bunun acilen temellendirilmesi gereken bir sağ olduğunun farkındayım. Zira bu Husserl'in geleneksel epistemolojiye yeni bir metot olarak fenomenolojiyi geliştirdiği yaygın kanısıyla bağdaşmamaktadır. Bugün burada özne sorunsalının 20. yüzyıl felsefesi açısından neden aciliyet taşıyan bir sorunsal olduğunu anlamaya çalışırken, bir metot olarak fenomenolojinin epistemolojik bir zeminden ontolojik bir zemine kayışını, özne sorunsal bağlamına taşımayı dinleyeceğim. Bu zemin kaymasını bizim 20. yüzyılda varoluşçuluk olarak tecrübe ettiğimizi düşünüyorum. Varoluşçuluğu konuşmamın başında da var olan özel isimlerden bir parça bağımsızlaştırarak düşünmeye çalışacağım. Bu şu demek, Heidegger'e ya da Sartre'a ya da bir başkasına ait felsefi projeler olarak değil de tarihselliğin neredeyse zorunlu kıldığı felsefi bir sapma olarak varoluşu önemliydi ve hala da öyle. Bu
Bu zorunlu sapmayı ben özne etrafında kurulan problematikler bağlamında anlamaya deneyeceğim. En azından kıta felsefesi bağlamında gerekli bir metod olarak gördüğüm fenomenolojideki zemin kaymasını da bu problematiklere referansla anlamlandırabileceğimiz konusunda. Tekrar özel isimleri işin içinde hallederek konuşacak olursak, meşru bir nesnel zemin arayışındaki Husserl'in sorunsallaştırdığı özne-nesne ilişkisinin giderek felsefenin alanı olarak yine Husserl'den başlayarak ama ağırlıklı olarak Heidegger'de özne etrafında yeniden şekillenmesi ve Sartre ile kendini başkasına açmasının izini sürmeyi deneyeceğim. Kurucu özneden, özneler arasında, oradan da öznenin yokluğunun düşünülmesine giden tarihsel bir çizgiyi vurguyu özneler arasında ve onu bu çizgiye taşıyan olarak düşünülen Sartre'ın fenomenolojisine yaparak buna başlayabiliriz. Bunun çok özgün bir fikir olmadığının da altını çizmeliyim, zira buna benzer tarihsel bir denemeyi kendisiyle nihayetlendirecek şekilde Sartre'de varlık ve içlikte gerçekleştirmiştir. Fakat özneler arasında üzerinden açılan ufuk felsefeyi onun ötesine de taşıdığı için konuşmanın sonunda oraya da varmayı umuyorum. Varlık ve içliğin üçüncü kısmında Husserl, Hegel ve Heidegger üzerinden başkasının varoluşuna giden düşünsel bir izlek okuruz. Sartre'ın bu bölümde özellikle Husserl'e karşı pek de adil olmadığını ve Heidegger'de fazla hafife aldığını düşünmekle birlikte varoluşçuda bir ufuk getirmesi açısından kavramsal tespiti doğru yaptığını ve odağı özneler arasında yerleştirdiğini düşünüyorum. Peki özneler arasılık neden önemlidir? Buna epistemoloji ve ontoloji gibi iki farklı perspektiften nasıl varılır? Bu sorulara cevap bulmaya yaklaşmak için Husserl'e tekrar bakmak gerekir. Husserl fenomenolojiyi geleneksel epistemolojiye ait bir sorunsal etrafını geliştirdiği yeni bir felsefi metod olarak sunmuştur. Sorunsal nesnelliğin meşrulaştırılmasıdır. Bu meşrulaştırmayı ilk iki farklı tavır üzerinden savunur. İlki Husserl'in doğal tavır dediği sağduyu eleştirisidir. Buna göre nesneler bilincin dışında, bilinçten bağımsız, yani transandantal nesne olarak bulunurlar. Bilinç algı yoluyla bunlar üzerine bilgi edinir. Husserl bu tür bir pozitivizmin bilim alanında iş görür olmakla birlikte felsefi meşru bir zemini olmadığını iddia edecektir. Empirik nesneye meşruiyet kazandırmayan bu tavır, onun karşısındaki özneyi de empirik özne olarak yine felsefi meşru bir zeminden uzak tutacaktır. Doğal tavır, nesneyi olduğu kadar özneyi de Husserl'e göre karanlıkta bırakır. Zira doğal tavır, 20. yüzyılda felsefenin kesin bilim olma iddiasına yardımcı olmamaktadır. Husserl'in sorunsalının hep bir kesin bilim olarak felsefe olduğunu altını çizmekte fayda var. Nesnesi ve nesnesiyle kurduğu ilişkinin zemini belli olan ve bu belirliliği ortaya koyduğu sonuçlar bağlamında kesinlik olarak sunan bilim, 20. yüzyıla geldiğimizde felsefenin iddialarını sahiplenmiş gibi durmaktadır. Husserl felsefenin üstünlüğünü bir anlamda odağı nesneden özneye ve bilmenin olanağına çevirerek ortaya koymaya girişir. Husserl'in doğal tavrın karşısına koyduğu felsefi tavrı, bilinci tam da felsefenin bilimsel güvenilirliğini sarsıtığı anlarında sorgulamayı ve bilincin bilinç tarafından fenomenolojisinin yapılması, yönelimselliğinin yapısının ortaya konması anlamına gelir. Bilincin kendisinin araştırılması, geleneksel empirik özne-nesne ilişkisi için mümkün değildir. Dolayısıyla Husserl artık transandantal özne alanındadır. Dahası dünyanın da bu transandantal öznellik etrafında anlaşılması gerektiğini söyleyecektir. Empirik nesneler toplamı olarak değil, şeylerin kendisine dönüp onları açıklamayı değil ama betimlemeyi öngören fenomenoloji, nesnenin bu betimlenmesinin empirik bir özne tarafından yapılamayacağı sonucunu ortaya koymuştur. Felsefi açıdan özellikle 20. yüzyıl kıta felsefesi açısından ufuk açıcı olan ise adeta bir enigma olarak ortaya konan bu transandantal özne olmuştur. Husserl'in fenomenolojisini kadınca kitleyen bir kavramdır transandantal özne. Geleneksel Husserl okumaları da bunun ötesine geçmemekte ısrar ederler. Ancak yayınlanmamış el yazmaları üzerinden ortaya çıkan tablo, Husserl'in kendi fenomenolojisini tam da bu noktada özneler arasında taşıdığını gösterir. Bu noktada Husserl'in çoğunlukla yayınlanmamış metinleri üzerinden ortaya attığım bu sap, öznellik çalışmalarını Husserl üzerinden yürüten Denzavi'ye aitti. Buna göre Husserl'de özne,
dünya deneyimleyen olabilmek için bir topluluğun üyesi olmalıdır. Egoyu ego yapan etrafındakiler ve üyesi olduğu sosyal ortamdır. Radikal bir kendi üzerine düşünümün ortaya çıkartacağı tek şey mutlak özneler arasılıktır. Dolayısıyla transandantal özne, transandantal özneler arasılığa bağımlıdır. Böylece Husserl, özne ve nesne ikiliğini 20. yüzyıla taşırken karşılıklı belirlenimlerine ek olarak diğer öznellikleri de ilişkiye davet etmiştir. Dolayısıyla Heidegger'in Husserl'den devraldığı haliyle özne, nesne ile ilişkisinde diğer öznelere bağımlıdır. Dünya, özneler arasılığı bağlamında anlaşılmalıdır. Husserl, bu sorunsalla farklı özellik seviyeleri iddiası üzerinden uğraşmayı seçmiş ve sorunsalı bilişsel ilişkiler zemininde tutmaya gayret göstermiştir. Kendi projesi bağlamında bunun tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. Yine bu bağlamda Husserl'de özneler arasılığın problemli olduğu noktalar da vardır. Ancak yeterli ve radikal bir indirgemenin öznellikle birlikte özneler arasılığı da açığa çıkaracağı iddiasını yinelemiştir. Husserl birkaç yerde Leibniz'e atıp da transandantal monadoloji olarak adlandırdığı bu teorisinde birden fazla kurucu merkez fikrine vurgu yapmıştır. Ancak burada serimlediğimiz okuma Husserl'in erken döneminden çıkmamakta ve kanımca bu sebepten de Sartre, Husserl'in fenomenolojisinin epistemolojik olana ampirik egolar arasında sıkıştığını söyleyebilmektedir. Sartre yukarıda söz edilen pasajda şöyle der, alıntı yapıyorum. 19. ve 20. yüzyıl felsefeleri beni ve başkasını önce iki ayrı tözmüş gibi düşünürsek tek bencilikten kurtulmanın mümkün olmadığını anlamış görünürler. Nitekim bu tözlerin her türlü birleşmesi imkansız kabul edilmek zorundadır. Modern teorilerin incelenmesi, bu nedenle bilinçlerin bizatihi içlerinde başkasıyla olan bağıntıyı, bizatihi bilinçiyle her bilincin kurucusu olacak temel ve aşkın bir bağıntıyı kavramak için gösterilen çabayı ortaya koyar. Ama dışsal olumsuzlama postülesi terk edilmiş gibi görünse de bu postülenin asıl belirleyici sonucu, yani benim başkasıyla olan temel bağlantımın bilgi aracılığıyla gerçekleştirdiğine ilişkin olumlama korunur. Alıntının sonu burası. Sartre Husserl'de bulamadığını söylediği ve asıl ihtiyaç duyulan olarak transandantal özneler arası paralellik ve bağıntı işaret eder. Husserl der Sartre, varlığı bir dizi imlemeye indirgediği için benim varlığımla başkasının varlığı arasında kurabildiği yegane bağlantı bilginin bağlantısıdır. Dolayısıyla tek bencilikten kaçamaz. Özneler arasılık üzerinden 20. yüzyıl felsefesinin çok farklı şekillerde evrildiği söylenebilir. Bu kavramsallaştırma üzerinden ya da referansla öznenin sınırlarını diğer öznelerin ihlaline açan felsefenin kendi sınırlarını da diğer disiplinlerin ihlaline açtığını iddia edebiliriz. Disiplinler arası çalışmalar 20. yüzyıl felsefesinin çoğu zaman gönülsüzce kendini içinde bulduğu bir alan olmuştur. Yine de felsefenin alanında kalmaya çalışarak konuşursak, feminist teori, postkolonyal teori, yapı bozum, temel Husserl tarafından atılan fenomenolojik referanslarla kurulmuş, özneler arasılığının farklı şekillerde tartışıldığı teorik zeminler olmuşlardır. Varoluşçuluk da bu zeminlerden biridir. Sartre, Husserl'de bulamadığını söylediği ancak her tür varoluşsal felsefeye de elzem olarak döndüğü başkası içini tam da transandantal özneler arasılık bağlamında kurar. Böylece fenomenolojik ontoloji de dediği varoluşçuluk, ampirik özneyi aşmanın yolu olarak başkasını işaret etmiş olur. Bu tartışmaya girmeden Husserl'in öğrencisi Heidegger'in de sorunsalı ele alış şekline bakacak olursak, Heidegger'in Husserl'de eleştirdiği ilk şeyin özneler arasılığın bilişsel ilişkiler zeminde anlaşılabileceğini olan inanç olduğunu görürüz. Heidegger'in de Husserl'e yaklaşımı Sartre'ninki kadar özümesizdir. Zahavi bunu şöyle özetler. 1925 yılında vermiş olduğu zaman kavramının tarihi için ön söz başlıklı dersinin notlarında Heidegger, Husserl'in son derece dar bir varlık kavramıyla işliyor olduğunu yazmıştır. Yönelimsellik meselesini diğer tüm problemleri dışarıda tutacak kadar ilgisini odağa haline getirmiş olan Husserl, bilincin varlığını nesnelerin varlığıyla bir tutmuş, bunun sonucu olarak da yönelimsel öznelliğin kendisini karakterize eden özel varlık fikrini açılmamakta başarısız olmuştur. Heidegger yapmış olduğu bu tespitin sonucunda daha radikal bir fenomenolojinin gerekli olduğunu savunmaktadır. Öyle bir fenomenoloji, öznerliğin ilksel belirtilik zeminine geri dönecek
bu zemine Husserl'in yaptığı gibi içe bakışın nesnelerinden biri olarak değinip geçemeyecektir. Heidegger'in öznenin bilinmesinden önce, Heidegger için öznenin bilinmesinden önce var olması gerekmektedir. Nasıl bildiğinin ya da bilinebileceğinin araştırmasından önce varlığı sorgulanmalıdır. Dolayısıyla fenomenoloji, Husserl'in örneklediği gibi epistemolojinin değil, ontolojinin metodu olmalıdır. Bu ontolojide sorgulayan, aynı zamanda sorgulanan da olduğundan özne nesne ikiliği baştan iş göremez hale gelir. Heidegger özne nesne ikiliğini bir kere de felsefe tarihinde tespit ettiği, varlık ve var olan farkının indirgenmesinin aracı olarak gördüğü için reddeder. Varlık soruşturmasının öznesi Dasein, kendisini dünyanın karşısına yerleştiren bir özne değildir. Dolayısıyla nesnesi yoktur. Daha doğru bir deyişle nesnesi kendisidir. Dasein dünyanın karşısında değil, içindedir. Dasein'i dünyanın karşısına değil de içine yerleştirmekle de ikilik çözülmeden korunabilir. Ancak varlığın varoluşsal ve kategorik anlamları arasındaki fark, indirgenemeyecek fark, bu içindeliğin doğru anlaşılmasıyla belirecektir. Bir bardağın içindeki suyun içindeliği kategoriktir. Oysa Dasein'in dünya içindeliği varoluşsaldır. İlkiyle var olanların var olan olarak belirlediği mekanın kendini, diğeriyle ikamet edilen yaşanılan olarak dünyanın mekansallığı. Dasein'in temel konstitüsyonu olarak dünya içinde varlık üzerine Heidegger şunları söyler. Dünya içinde var olmak sadece bizatihi olarak değil, özellikle de her günlük halde içinde Dasein'in tercihen hareket ettiği bir temel konstitüsyonsa eğer, o zaman ontik olarak zaten daima tecrübe ediyor olmalıdır. Böyle bir durumda topyekun bir gizlenmişliği anlamak mümkün olmazdı. Özellikle de Dasein'in kendi varlık anlayışına sahip olması nedeniyle. Fakat bizatihi dünyayı anlama fenomenini kavradığımız anda o dışsal formal bir tefsir oluvermiş olur. Bunun göstergesi günümüzde bilmenin hala süje ile obje arasındaki ilişki olarak belirlenmeye devam edilmesidir ki bu belirleme hakikat içerdiği kadar boşluk da içermektedir. Oysa süje ile obje Dasein ve dünya ile örtüşmez. Bu varlık ve zamandan bir alıntıdır. Soruşturmanın nesnesi olarak Dasein, neliği bağlamında herhangi bir var olan olarak anlaşıldığında, rasyonel hayvana ya da pozitif bilimlerin insan dediği şeye indirgendiğinde, ona has bir var olma yolu olarak varoluşu kavranamaz. Olgu bağlamında Dasein, söz gelişi bir taştan farklıdır. Zira kendi üzerine düşünebilir. Bir taş için bunu söylemek mümkün değildir. Dasein'in kendisini bir tür anlayabiliyor olması onun olgusallığıdır. Dasein bunu dünyası içindeki diğer şeylerle ilişkisi modelinde yapan. Olgusallığı Dasein'in en soyut ve bilimsel tarafı olmasına rağmen onun en sıradan ve basit haliyle dünya içinde var olmasında anlaşılabilir. Dünyasındaki diğerleriyle ilişkisi ise bir mekan içindeki mekanik bir ilişki değil, mekansallığa yayılmış, ilgi temelli varoluşsal bir ilişkidir ki Heidegger için bu ilişki ancak fenomenolojik bakışa göre kurulmalıdır. Dasein ontolojik olarak ihtimam göstermelidir. Dasein'e özü gereği dünya içinde var olmak ait olduğu için onun dünyaya yönelik varlığı özü gereği ihtimam göstermelik olabilmektedir. Heidegger varlık ve zamanla birlikte eş zamanlı dersinde de öznelliğe tekrar tekrar döner ve bunu metafizik geleneğinin eleştirisi şeklinde ortaya koyar. Dasein Heidegger için kendi üzerine düşünümünde kendisiyle özdeş olarak ortaya koymaması ve var olmasında varlığını kendine mesele edilmesi bakımından metafiziğin düşünen öznesinden farklıdır. Dasein'in kendiyle ilişkisinde Dasein kendisi için bütünlüğünde var değildir. Varoluşuna zamansallık ve uzamsallık da yayılmıştır. Bütünlüğü onun ancak onun olan son olanan ölümünün gerçekleşmesiyle mümkün olacak. Kendisiyle ancak varoluşuna eşlik eden olanakları üzerinden ilişkiye girer ki bunlar ona bilinebilir, kontrol altındaki bir dünya tarafından sunulmaz. Husserl sonrası fenomenolojinin dolaylı filozoflarından Derrida, Heidegger'den birçok noktada ayrılmakla birlikte mevcudiyet metafiziği eleştirisini Heidegger'in işaret ettiği bu noktaya dayandırır. Erken dönem yazılarında Husserl üzerine bir deneme niteliğindeki söz ve fenomen de şöyle der Derrida. Mevcudiyetin tarihi kapanmıştır.
Zira tarih, varlığın temsilinden başka bir şey olmamıştır. Var olanların mevcudiyette bilgi ve hakimiyet olarak bir araya toplanması ve üretilmesi anlamında varlığın temsili. Heidegger'in öznellik eleştirisinin açtığı ufuk, fenomenolojiyi ontolojik zemine çekmekle kalmamış, varlığın unutulan anlamının sorumlusu olarak da özneyi göstermiştir. Dolayısıyla sorun artık varlık sorunudur. Burada durup Sartre'ın fenomenolojiye nerede dahil olduğuna baktığımızda, Sartre özgün kılan özneler arasının Husserl'de ontolojik bakışın da Heidegger'de zaten imlendiğini, hatta işlendiğini söylemek yanlış olmaz kendisinden. Sartre özgün kılan bu iki bağlamı fenomenolojiye taşımak değil, bir araya getirip işletmektir. Zira Sartre epistemolojik zeminden ontolojik zemine kayma da öznenin özneler arasılık bağlamında düşünülmesi gerektiğini koşup gelişir. Varlık ve işlikte Sartre Heidegger'in gündelik etkinliklerimizin zaten sosyalliğimizi ortaya çıkardığı argümanını ziyaret eder ve somut ötekilerin yokluğunda dahi şeylerin varlığımızı bizim için bir toplulukla ilişkide bir varoluş olarak açtığını iddia eder. Dünya içinde yaşadığımızı her köşeyi döndüğümüzde bize çarpan bir ötekinin hatırlatmasına ihtiyacımız yoktur. Araçlar da bunu yapabilir. Zira doğal bir nesneyi yapma olandan ayırmamızı sağlayan şey hali hazırda bir öteki deneyimimizdir. Heidegger'i de bu konuda görünürde anlaşır gibidir ancak ayrıldığı noktayı işaret etmekte de gecikmez Sartre. Sartre'a göre Heidegger'in diğerleriyle varlık anlayışı ötekiyle kurduğumuz özgün ve temel ilişkiyi yatsır. Herhangi bir nesneyi imal edilmiş bir araç olarak bir işlevi birisi için yerine getirmesi düşünülmüş, tasarlanmış bir araç olarak doğal nesneden ayırt etmem, diğerleriyle bir karşılıklılık içeren ilişkinin sonucudur. Ama tam da böyle olduğu için bir öteki referans olarak türetilmiş bir referanstır. Dolayısıyla Heidegger bizi özneler arasında bir yan anlamına birlikte varlık üzerinden götürür ancak buradan bir temel çıkmaz. Sartre varlık ve içliğin birlikte varlık biz bölümünde şöyle der. Biz genel olarak başkası için varlık temelinde özel durumlarda oluşan belli bir tikel deneyimidir. Başkası için varlık, başkasıyla varlığı önceler ve temellendirir. Heidegger'in başkasıyla karşılaşması, gerçek bir karşılaşma değil, bir yan yana gelmedir, pasiftir, dolayımlıdır. Husserl Heidegger bölümdeki şu sözlerini destekler niteliktedir. Heidegger'ci yaklaşımı en iyi biçimde sembolize edecek ampirik imge, mücadele imgesi değil, takım imgesidir. Başkasının benim bilincimle kökensel münasebeti sen ve ben değil, bizdir. Ve Heidegger'in birlikte varlığı, bir bireyin başka bir birey karşısındaki açık ve seçik konumu değildir, bilgi değildir, kendi takımıyla birlikteliğin derinlerde duyumsanan ortak varoluşudur. Bu ortak varoluşu, küreklerin tartımı ya da dümencinin düzenli hareketleri kürekçilere duyumsatır. Geçilmesi gereken rakip kayık ya da tekne, bütün bir dünya, seyirciler, performans, ufukta şekillenen ortak amaç olarak tezahür eden varlık ve içlikten bir alıntıydı. Oysa ki Sartre, özneler arasılığı huzurlu bir birlikte varoluştan çok, öncelikle bir uzlaşmazlık ve karşılaşma zemine çekmek taraftardır. Sartre Heidegger'de Dasein'in dünya içinde olmaklığının sessiz ve içkin bileşenine indirgenen başkasının, tam da bu türden bir indirgemeye direnen şey olarak, radikal bir başkalık olarak anlaşılması gerektiği üzerinde durur. Özneler arasılık kuramı, özne ve başkası arasındaki farkı, bir tür benzerlik, ayrılamazlık ya da a priori birbirine bağımlılık olarak indirgemeye her yeltenişinde solipsizme benzer bir sorunsalın, bir teklik sorunsalın içine düşer iddiasına iğneler. Sartre'a göre Husserl, bu epistemolojik olandan kopamayarak, Heidegger ise indirgenemez olarak ontolojik farkı gündeme getirmesine karşın, Dasein'in dünyası içinde başkasını indirgemekten kendini alıkoyamayarak yapar. Sartre, solipsizmin aşılmasının tek olanağının özne merkezci, özneler arasında da bu öznenin ya da varlığının a priori bir özelliği gibi anlayan, başkanın başkalığını ehlileştiren, nötralize eden anlayışın terk edilmesi ve radikal başkalığın kabul edilmesi olduğunu söyler. Sartre'ın ısrarla Husserl ve Heidegger etrafında tartıştığı problematik,
Daha önce Sartre eleştirdiği çizgiye özne ve nesne ikiliğini olumlamaya davet devam etmesi bakımından tekrar yerleştirmektedir. Zira sorun sadece özne sorunu değil, özne ve nesne arasındaki diyalektiğin aşılamaması sorunudur. Özneyi bir özneler arasında seçerek Sartre belirsizleştirmiş, bir çatışmanın, bir kendi kendini belirlemenin, bir varoluşun nesnesi yapmıştır. Sartre'a göre beni algılayan başkası ile algıladığı başkası arasındaki fark önemli bir farktır. Zira bu farkta özne, nesneliği ile de karşı karşıya gelir. Özneyi özneler arasında nesneleştirmektir bu. Bir başkası için nesne olduğunun bilinci, kendi öznerliğimin bilincini ortadan kaldırmak değil, olsa olsa bir başka özneyi daha olumlamaktır. Buradaki varoluşu ton inkar edilemez tabii. İnsan tümenin tam da böyle tek tek her bir öznenin öznerliğinde kurulması ve diğer öznelerce tanınması hala önemini yitirmiş bir perspektif değildir. Ancak gerek Husserl'in, gerekse Heidegger'in özneler arasında 20. yüzyılda Hegel sonrası nasıl felsefe yapmaya devam edileceğinin tartışıldığı bir çağda hafif bir alındığı kanısındayım. Zira Sartre'ın tekrar içine yerleştirdiği özne-nesne ikiliği bağlamından özneler arasında çıkarmayı her iki düşünüründe başardıklarını düşünüyorum. Fakat özne sorunsalının kendisinin ne onu transandantal zemine taşıdığımızda ne de dünyanın karşısından alıp içine yerleştirdiğimizde çözülmediğini söylüyorsa Sartre, özneler arasında kuramayı da çözülmediğini kabul etmektir. Belki de özneyi tam da deneyimi ve varlığı anlamak için bu aporetik halinde işletmek önemlidir. Derrida özne için şöyle der. Herkes için özne diye bir şey hiç olmadı. Özne bir fabldır, masaldır. Felsefe tarihinin hemen bütün önemli filozofların metinlerinde aporya, kurgu ve fabrikasyon bulabileceğinizi söyler Derrida. Bu aporyalar metinde içsel kesinti şeklinde karşımıza çıkar. Bu kesintiler bir zayıflıktan çok, öznenin yüceltilen basitlik ve homojenliğinin düşüncenin tehdidi altına girdiği anlamıdır. Felsefe tarihinin Heidegger tarafından da eleştirilen düşünceden farklılaşması, düşünceni özne tarafından ve özneyi olumlamak için kullanıma gelmesi, özne masalı etrafında kurduğu güçlü kavram ve metot anıtı yoluyla gerçekleşmektedir. Özne masalı, hakimiyet, özdeşlik ve kendisinin bilgisi söylemlerini üretir ki bunlar da felsefe tarafından ilk defa 20. yüzyılda sorunsallaştırılmamıştır. Derrida için aporyalar bu açıdan önemlidir. Özne'nin de bir aporya olduğunu düşünecek olursak, aporyaların deneyimi konusunda şunları söyler Derrida. Bu da bir alıntı. Kelime anlamı üzerine hareket edersek yanlış anlayabileceğimize inanıyorum. Zira bu anlam bize onun gidilecek bir yolun yokluğu, engeller önünde bir paraliz durumu, düşüncenin hareketsizliği olarak sunar. Tam tersi bana göre aporya deneyimi, Paul Dumas'ın anladığı anlamıyla bir düşünce patikasını ya da en azından bunun sözünü verir. Düşünülmemiş düşünemez, hatta imkansızın olanın olanağı üzerine düşünmeye kışkırtır. Alıntının sonu. Heidegger'in de fenomenoloji aracılığıyla Dasein'i çağırdığı yol budur. Kendisini, kendisi için olanaksız olan bütünlüğe doğru giden olarak, dünyasını kendi anlamasına ait olan olarak, teorik ve objektif bir anlamadan farklı olarak olanakları bağlamında düşünmesinin yolu. Buradan da baktığımızda Heidegger'in Derrida tarafından da paylaşılan mevcudiyet metafiziği eleştirisini modern felsefenin kazanımlarının zemini olarak sunulan öznellik modelinin eleştirisi olarak okuyabiliriz. Kendi deyişiyle modern felsefenin özne karşısındaki öncelikli motivi kendimizin olarak varlığın ilk başta bilene kesin olan tek şey olarak verilmesi fikridir. Özne anında ulaşılabilir ve mutlak kesinlik verir olması bakımından bütün nesnelerden daha iyi bilinebilir fikridir. Heidegger'le birlikte özne probleminin fenomenolojik araştırmada varlığı sorunsallaştırdığının altını çizdik. Husserl'in diğer özneleri açtığı, Heidegger'in metafiziğin kategorilerinden kurtararak bir varoluşa eşlik eden olarak belirsizleştirdiği, Sartre'ın özneler arasılıkta saçtığı, karşısında başkasını bulduğunda onun radikal başkalığının zayıflattığı özne, 20. yüzyıl felsefesinde varlık deneyiminin taşıyıcısı olan olarak da sorgulanacaktır. Bu sorgulamayı bir anlamda Maurice Blanchot ve Emmanuel Levinas ortak şekilde yürütmüşlerdir.
Sartre bağlamında özneler arasılık tartışması, başkanın deneyimini neredeyse tarihsel bir zorunluluk içerisinde felsefenin gündemine karışmıştır. Ancak bir taraftan da radikal başkalık, özneler arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak yerine çözmüş ve öznenin apolitik tarafını bastırmış, görmezden gelmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, Husserl'in başlattığı sorgulama ve bilincin taşıyıcısı olarak öznenin sınırlarının ihlale açılması, 20. yüzyıl felsefesinin kendisi içinde fenomenoloji üzerinden başlatılan bir sorgulamaya dönüşmüştür. Bir anlamda 20. yüzyıl felsefesi açısından özne ve felsefe ortak bir kaderi, kendini sorgulamayı ve eleştiriyi paylaşmışlardır. Bu bir anlamda zorunlu ortaklığın bir limit deneyiminde ortaya çıktığını altını çizer. Yani şöyle şöyle ben alıntı yapıyorum. Limit deneyimi, insanın kendi kendisini radikal bir şekilde sorgulamaya karar verdiğinde karşısına çıkan şeydir. Bu kararla ki, bu karar bütün var olanları bir şekilde ilgilendirir, bir kere başlandığında durmanın olanaksızlığı anlaşılır. Ne bir eylemin sonucu ya da çıkarı uğruna, bir parça teselli ya da bir parça doğrulukla durdurulabilir, ne de bilginin ya da inancının kesinliği iddiasıyla. Bu bütün tarihi tersine çeviren ve bunu yaparken bazı zamanlarda bir sistemin içine kapatabilen, bazı zamanlarda ise dünyayı parçalara ayırıp sonunda insanın kendini emanet ettiği mutlak bir terimde Tanrı, varlık, iyi, bütün gibi bir ötede arayan bir mücadele hareketidir. Her iki durumda da kendini bir reddediş içindedir. Bu kendini reddedişin öznesi, öznenin kendisi olduğu kadar felsefenin de kendisidir. Mevcudiyet metafiziğine ya da kesin bilime indirgenmiş olarak felsefenin kendisi. Öznenin varoluşunda, felsefenin ise düşüncede tekrar anlaşılması fenomenolojik bir projedir. Blanchot'un sözünü ettiği limit deneyimi, öznenin ama aynı zamanda felsefenin düşünce ile arasına çizdiği hayali bir limittir. Bu deneyim için öznenin geride bırakılması gerekir. Aynı şekilde tek ayağı ısrarla mevcudiyette olan felsefenin de. Oysa düşünce olguyu kavradığı gibi imkansızı da, varlığı kavradığı gibi hiçliği de, özneyi kavradığı gibi onun yokluğunu da kavrar. Düşünceyi kategorik hale getirip özne için bilgiye ulaşmanın aracına indirgemek haksızlıktır. Deneyimin vazgeçilmez taşıyıcısı olarak özneyi olumlamak da öyle. Blanchot tarafından kavramsallaştırılan ancak Levinas'ın etrafında varoluşun fenomenolojik bir analizini ortaya koyduğu İlya, yani var olmanın kişisiz deneyimidir. Var olansız varoluşta ve Zaman ve Öteki adlı eserlerinde Levinas, İlya ile Heidegger'e bir tür atıfta bulunmakla birlikte aslında Husserl'in indirgemesine öykünerek insomnia felsefesi, fenomenolojisi yapmaktadır. Bu daha çok bir düşünce deneyimidir. Bizden düşünmemizi istediği şey düşünülemezdir. Düşünülemez olarak düşünülmez o da zaten. Belirsiz bir şeyler oluyor düşünün. Ne bir nesneyi ne de deneyimin koşulunu inleyen bir şeyler oluyor. Şeyler olsun, kişiler olsun, tüm varlıkların hiçliğe döndüğünü düşünün ya. Bu hiçliğe dönüşü her olayın dışında tutmak imkansızdır. Peki bu hiçliğin kendisini, hiçliğin gecesi de sessizliği de olsa bir şeyler olup bitmektedir. Bu bir şeyler olup bitmektedirin belirsizliği, öznenin belirsizliği değildir. Bir isme göndermede bulunmaz. Kişisiz bir eylemin üçüncü tekil şahsını belirtir. Eylemin kişisiz oluşu, edimi yerine getirenin bilinmemesinden kaynaklanmaz, edimin bizzat kendisinin bir özelliğidir. Edimin faili yoktur, anonimdir. Olmanın bu kişisiz, anonim, fakat söndürülemez olan ve hiçliğin derinlerinde uğulayan içtenince yanıp tükenişini İlya olarak adlandırıyoruz. İlya ya da var, Türkçe'ye çevirmek zorunda kalırsa, kişisel bir biçime bürünmeyi reddedişiyle genel olarak olmaktır. Bu kavramı dışsal şeyler olsun, içsel dünya olsun, herhangi bir var olana borçlu değiliz. İlya hem içselliği hem dışsallığı aşar. Hatta bir iç dış ayrımı bile olanak tanımaz. Olmanın anonim akışı her türlü özneyi, kişiyi ya da şeyi ele geçirir, istidam eder. Var olanlara ulaşmamızı sağlayan öznesine ayrımı, genel olarak olmaya ulaştığımız bir düşünmede hareket noktası olamaz. Levinas'tan uzunca bir okuntunun sonuydu.
İlya, düşüncenin kişisiz deneyiminin sınırlarını işaret eder. Öznenin vazgeçilmez olmadığını söylemek değildir tekrardı. Özne ve nesnenin deneyimin kategorik bir modeli için zorunlu araçlar olduğunu, ancak olanın deneyiminin bu modele sığmadığını belirtir. Benzer şekilde düşünce de felsefenin ürettiği modellere sığmamaktadır. Fenomenoloji bunu görünür kılmakla ilgilidir. Teşekkür ederim. Konuşmacımız Turan Ilgaz. Akademik camiadan değil. Ama sanıyorum burada olmayı en fazla hak edenlerden birisi. Ben kişisel olarak minnettarlığımı kendisine ilettim dışarıda ama bir sizin huzurunuza tekrar amaçlı. Bu varlık bilinciyi Türkçe'ye kazandırarak yaptığı, felsefeye yaptığı katkıdan dolayı bir defa da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ben Turan Ilgaz'ı yaklaşık 15 yıl falan oldu. Yapı Kribi yayınlarını editeriyken bir tanışmıştık. Kogito'nun editörüydünüz değil mi Turan Bey o zaman? Daha sonra hep çevrelerimizle, yazılarımızla yayın dünyasının, entelektüel dünyanın içinde olduğumuzu izliyorum. Bendeki şeyiniz, Sartre'ın ontolojisine zamansallık başlığınız. Buyurun. Bir şeyden önce burada konuşmak istedik verildiği için felsefe bölümüne en çok teşekkürler ederim. Şimdi Sartre çok önemsediğini söyleyebilirim. Böyle başlayayım. Sözcükleri diyelim de sonlarında şöyle bir lafı var. Diyor ki ben öldükten sonra diğer insanların beni unutmasının hiçbir önemi yok. Çünkü ben bir zamanda yaşamış olmamam gerçekliğiyle onları musallat olmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Ama güneşin suyu verdiğini ürpermeden düşünemiyorum. Çünkü insanlık o zaman ölülerini gerçekten göver. Hocanın söylediği gibi zaten kendisini bu sözleriyle tartışmaya açmış bir felsefeci, filozof. Ben zamansallık üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra sorularınız doğrultusunda devam edeceğiz. Lavoisier, doğada hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey yoktan var edilemezmişti. Kanımca modern kimya bilimi kadar ontolojiye de ışık tutan bu dosdoğru tespitin dışında kalan bir şey varsa o da zamandır. Nesne ya da insan bir varlığın zamana tabi mevcudiydi. Şimdi buradaki haliyle sona erince yokluğa intikal etmez. Varlığı da yine maddeden ama başka bir şekilde sürdürür. Dağılır, düşürür, tahrip olur. Ama yok olmaz. En küçük zerreleriyle, molekülleriyle, atomlarıyla evrende var olmaya devam eder. Çünkü yokluk yoktur. Var olanın varlık esası olmaktır. Buna karşılık zaman, evrendeki varlıklar gibi soluk bir vücudiyete sahip değil. Yine de yatsınması mümkün olmayan bir gerçekliği bulmuştur. Biz bu gerçekliğe evrenin farkına vardığımız zamandan beri aşinayız. Ama onun varlığını evrendeki öteki varlıklar için yaptığımız tarzda olumlayamıyoruz. Bu tuhaf niteliği yüzünden zaman algının çeşitli izlenimleriyle adlandırılmıştır. Zaman sürekliliktir, devinimdir, değişimdir, eş zamanlılık ve ardışıklıktır. Ardışıklık halinde devindiği ölçüde önce ve sonra olarak değişime uğrar ya da Aristoteles'in tanımıyla söylersek önceye ve sonraya göre deminin sayısıdır. Önce ve sonra ya da geçmiş ve gelecek. Antik çağdan itibaren insanın doğadaki gözlemlerinin ve yaşantısal ışığında hem zamanın geri döndürülemezliğinin hem de kendi varlığının gelip geçiciliğinin ontolojik kaygısı olarak söylenceleri, inançları, dinleri,
felsefeleri ve sanatları beslemiştir. Ölümsüz tanrılar, onların ölümsüzlüğüne ortak olan mutlu ölümler. Derken ruhun ölümsüzlüğü, hep bu kaygıyı aşmak için düşünülmüş zamansallıklardır. Platon, Timaeus Divanı'nda şöyle yazıyor. Geçmiş ve gelecek zamandan yaratılan türlerdir. Ve bunların uygun düşmediği halde ebedi töze uygulamak, onun doğasını bilmediğimizi gösterir. Nitekim bu töz hakkında onun olmuş, olmakta ve olacak olduğunu söyleriz. Oysa aslında olmaktadır deyimi yalnızca ebedi töze uyar. Bunun tersine olmuştur ve olacak, zamanın içinde doğan ve gelişen şeye ayrılması uygun düşen terimlerdir. Çünkü bunlar değişimlerden başka bir şey değildir. Ama her zaman için değişmez diye bilimsiz olan şey, zamanla ne daha yaşlı ne daha genç hale gelir ve ne olmuştur ne hali hazırlık olur ne de gelecekte olacaktır. Platon'un zamansızlığı sonsuzlukla özdeşleştirdiği tümel zamanın türevi kılan bu yaklaşımını Aziz Augustinus, zamanın varlığını olmayışa yakınlığıyla açıkladığı bir tür psikolojizmle sürdürür. İyi de nedir zaman diye sorar itiraflarda. Hiç kimse bunu bana sormadıkça onu biliyorum. Ama eğer sorarlarsa ya açıklamak istersen bilmez oluyorum. Bununla beraber şunu cesaretle söyleyebilirim. Biliyorum ki hiçbir şey cereyan etmeseydi geçmiş zaman olmayacaktı. Hiçbir şey başa gelmeseydi gelecek zaman olmayacaktı. Hiçbir şey olmasaydı şimdiki zaman olmayacaktı. Madem ki geçmiş artık yok ve gelecek de henüz olmadı, o halde nasıl oluyor da bu iki zaman geçmiş ve gelecek olmaktadır? Şimdiki zamana gelince hep şimdiki zaman olarak kalıyorsa, geçmişle buluşamayacaksa, zamana değil sonsuzluğa aittir. Şu halde eğer şimdiki zaman zamana ait olmak için geçmişle buluşmak zorundaysa, ancak olmaktan çıkmak suretiyle olabilen bu şimdinin aynı zamanda da olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Demek ki zamanın olduğunu olmamamıza insan izin veren şey, onun artık olmamak ilgilerinde oluşur. İlahiyatçı filozof bu tespitlerin ardından suçsuz şu sonuca varır. Böylece açık ve seçik olan şey, gelecek zamanın da geçmişin de var olmadıklarıdır. Ve üç zamandan geçmiş, şimdi, gelecekten söz etmek, haklı, hatalı bir dil kullanmaktır. Belki şöyle denebilir. Üç zaman vardır. Geçmiş şeylerin şimdiki zamanı, mevcut şeylerin şimdiki zamanı ve gelecekteki şeylerin şimdiki zamanı. Bu üç zamansal geçeği insan ruhunda ve yalnız orada olan Augustinus, geçmişi düşünen şimdiyi bellekte, şimdiyi düşünen şimdiyi dolaysız dikkatte, geleceği düşünen şimdiyi de beklentide konumlandırır. Ama bütün bu idealizmlerin ötesinde realizm kendini dayatmaktadır ve zaman, ölümlü varlığı yazgısı da taşıyan çevrimsel ya da çizgisel bir süreç gibi düşünülür. Antik bilgeliğin özdeyişi, zamanı ölçmeye çalışan insanın saat kadranları üzerinden uyarmaktadır. Vulnera omnes ultima negat, yani hepsi yaralar, saatler, sonuncusu öldü. Zamanı bir sürükleniş olarak algılayan yaklaşım, modern çağda Kant'ın Kopernikus devrimiyle son bulacaktır. Zaman, sezgimizin öznel bir koşulundan ibarettir ve öznenin dışında kendinde olarak hiçbir şey değildir. Bu öğrenme insanın zamana tabi edilgenliğinden çıkarır ve varlığını zamanı kullanarak olumlayan etkin özde haline getirir. Kant bu yoldan Descartes'i kopuk yaparak kılık değiştirmiştir. Onun anındalıkta kayıtlı bir düşünen töz olmaktan çıkarmış, zamanın içinde zaman boyunca ve uzamda devinen gerçek öznerlik haline getirmiştir. Bu da onun aklın bir felsefi araç olarak kullanılışını yeniden şekillendirmek suretiyle her türlü düşünsel aydınlanma çabasına yaptığı en büyük katkı. Ama irdelemeye çalıştığım konu açısından Kant'ın felsefede gerçekleştirdiği asıl devrim, Platon'dan beri değişmeden gelen bir ikiliğe duyulur yürünüş kavramın öz karşıtlığına son vermesidir. Kant,
görünüş olarak düşünüle gelen fenomenin öznenin maruz kaldığı olgu olmaktan çıkarmış, özneyi kendisine görünen şeyin görünme koşullarının kurucusu kılmıştır. Görünen şey, görünme koşulları çiftini, görünüş öz karşılığına ifade etmiştir. Gilles Deleuze, fenomenin görünüş olarak değil de görünme olarak tanımlandığı andan itibaren fenomenolojinin başladığını söylüyor ve öyle sanıyorum ki fenomenolojinin bir kurucusu varsa bu Kant'tır diyordu. Onun Kant üzerine derslerindeki şu tespitini de aklımıza tutmamız gerekiyor. Görülen her şey, görülen her şey uzam ve zamanın koşulları ile kategorilerin koşulları altında görülür. Bu yüzden bir yandan uzam ve zaman, öte yandan kategoriler, mümkün olan her türlü deneyim formlarıdır ve kendinde oldukları halleriyle şeylere ait değillerdir. Her türlü fenomenin formları olarak, her türlü görünmenin formları olarak bir yandan uzam ve zaman, öte yandan da kategoriler aşkınsal öznenin boyutlarıdır. Aşkınsal özne, bütün görünmelere imkan veren koşulların atıfta bulunduğu bir şeyken, görünmenin kendisi ampirik öznelere görünür. Şimdi Sartre, Kant'ın her türlü bilincin kurucu öğesi olarak öngördüğü aşkınsal özneyi, yine hocamın da işaret ettiği üzere, gereksiz buldu. Dahası bu özne bilinç değil, bilincin ölümüdür ona göre. Ama bir yandan fenomenlerin görünme koşullarını kurma görevini aşkınsal özne yerine bilince vermek suretiyle Kant'ın getirdiği yeni açılımı benimsemekten de geri durmaz. Bu bilinç kendi içindir. Tüm fenomenleri ve bu arada kendi içini de algıda, algı ve düşünün nesnesi haline getiren bilinç uğra olarak Cogito'dur. Cogito, Kant'ın gösterdiği üzere anındalığın içinde kapatılamıyorsa, kendini mümkünlerine doğru aşıyorsa, bunu ancak zamansal öteye geçme eğilimi içinde yapabilir. Bunun anlamı şudur. Ne ise o olan, kendinde varlıktan farklı olarak, düşünüyorum telaffuz eden insan, yani bilinç, kendi için varlıktır. Kendi için ne değilse o olan, ne ise o olmayandır. Çünkü bilinç üzerinde düşündüğüm anda, şimdiki halimin zaman içinde doğmuş bir değişmez olmadığını kavrarım. Önüm sıra belirsiz sayıda mümkünler vardır. Ve bunlar benim zaman içinde gerçekleşecek olum sağlıklarımdır. Yani buradan da özgürlüğe giden açılımını bulmak lazım. Böylece benim için mümkün olanların dünyasının ufkunda belirmesi ve dünyayı benimki haline getirmesi zamanın içinde olur. Sartre, var olan varlığın kendini olmakla tükettiğini söylüyor. Bu varlığın olmayan şeyin ya da artık olmayan şeyin hiçbir alışverişi yoktur. Dolayısıyla geçmişi, şimdiki zamandan yalıtmak, bilince kendinin varoluşunu vermek, onu ne ise o olan gibi düşünmektir. Oysa geçmişin hiçbir zaman kendi geçmişliğinin yalıtılmışlığı içinde ortaya çıkmaz. Geçmişin kökensel olarak bu şimdinin geçmişidir. Ama bu demek değildir ki geçmiş ve şimdi zamanı oluşturan bir süreklilik olarak ortaya çıkardır. Tam tersine bunlar zamanda açığa çıkmak ve beraberce değişikliği açığa çıkmak için zamanı varsayanlar. Nitekim geçmiş ancak orada kendi ardında, kendi kendisinin geçmişi olmaksızın var olması mümkün olmayan bir şimdiki zaman için vardır. Yani varlıkları içinde kendi geçmiş varlıkları soru konusu olan, kendi geçmişlerini daha olacak olan varlıkların geçmişi vardır. Bu da zamansallığı ancak insani olabileceği gösterir. Varlık değişiklikli bir örnek, bu söylediklerimizi somutlaştırmaya yardımcı olacaktır. Şu örneği verelim. Paul, 1920 yılında Politeknik Yüksekokulu'nda öğrenciydi dediğimizde, ide fiili elbette Paul'e atıfta bulunur. Ama hangi Paul'e? 1920 yılındaki gence mi? Gel gelelim 1920 yılındaki haliyle düşünülen Paul'e uygun olmak fiilinin tek çekim zamanı şimdiki zaman gibidir. Eskiden Politeknik Yüksekokulu öğrencisi olan geçmiş haline gelmiş bir Paul'ün şimdiki zamanla her türlü münasebeti kopmuştur.
özne ve yükleme 1920 yılında kalmıştır. Bu durumda 1920 yılında politeknik öğrencisi olan Polk ile bugün o politeknik okulunun eski öğrencisi de denen Polk aynı kişi olmasından yola çıkarak sürekliliğe başvurmakla da işin içinden çıkılamaz. Sartre'ın sözleriyle söylersek, bir sürekliliğin olması için bir geçmiş olmalıdır. Sonra da bu geçmiş olmuş bir şey ya da biri olmalıdır. Sürekliliğin zamanı oluşturabilmesi şöyle dursun. Süreklilik, zamanda açığa çıkmak ve kendisiyle birlikte değişikliği açığa çıkarmak için zamanı varsayar. Varlığın geçmiş biçimi altındaki varoluş etkinliğini sürdürmesi, kökensel olarak edimsel şimdiki zamanında belirmiyorsa, dünkü geçmişin, bugünkü şimdiki zamanın bir tür geriye yönelik aşkınlığı gibi değilse, geçmişi şimdiki zamana bağlamamızın tümüyle yitiririz. Böylece geçmiş ancak kendi içinin bir varoluş gibi olan şimdi bağlamında vardır. Geçmişte, geçmişe atıfta bulunan iki terimi, şimdiki zamanın geçmişin içine doğru yaptığı ontolojik sıçramayı belirtir ve bu iki zamansallık tipinin kökensel sentezini temsil eder. Geçmiş bir yandan da benim olgusallığımdır. Yani eninde sonunda mutlaka o olacağım kendimdedir. Ama bu kendimde daha olacak olduğum şey olarak aynı zamanda da olgusallık. Bu şu demektir. Geçmiş haline gelen yaşanmışlık, geri dönmeyen, değiştirilemeyen şey olarak ne ise o olan kendinde haline gelir. Onu olgusal kılan bu kaçınılmaz oluşumdur. Ama geçmiş, bir yandan da daha olacak olduğum yaşanmışlıkları barındıracaktır. Bu yaşanmışlıkların farklı biçimlerde tezahür edecek olması da onların olumsallığıdır. Geçmişe yönelmemenin nedeni onun kendinde, benim ise kendi için olmalıdır. Ölümle birlikte kendi içinde artık bütünüyle geçmişe kaydığı ölçüde bir daha değişme becerisine kendini veriyor. Dolayısıyla geçmiş, olduğumuz kendiliğinin durmadan büyüyen toplamıdır. Buna karşılık kaybolmuş somut nesneler ya da kişiler, hayatta kalan bir kişinin somut geçmişinin parçası oldukları ölçüde geçmişlerler. Hayatta kalan birinin somut geçmişinin teknesine alınarak kurtarılmamış günlere gelince derler, onlar geçmiş değildirler. Kendileri de geçmişlerinde yok olup gitmiştir. Bu bağlamda şimdiki zaman yoktur. O, varlık karşısındaki sürekli bir kaçıştan ibarettir. Kendini kaçma formu altında şimdileştirdiği için onu an formunda kalmak da mümkün değildir. Şimdiki zaman denilen şey, birlikte mevcut varlıktan dışarıya doğru, olmuş olduğu varlıktan olacağı varlığa doğru kaçıştır. Şimdiki zaman olarak ne ise o değildir ve ne değilse odur. Dolayısıyla gelecekte varlığının ileride kendisine ulaşmasıyla olan bir varlık aracılığıyla ortaya çıkar. Yani ancak kendi varlığını olmak yerine daha olacak olan bir varlık geleceğe sahip olabilir. Geçmişin olup bitmiştir şimdi olmayışı gibi, gelecek de henüz olmamış bir şimdi değildir. Gelecek, benim olmayabileceğim ölçüde daha olacak olduğum şeydir. Sartre formülüyle söylersem, gelecek yoktur, kendini mümkünleştirir. Böylece zamansallık, ne varlıkları içeren bir tümel zaman, ne de varlığa dışarıdan dayatılmış bir gelişim yasasıdır. Kendi içine özgü bir varlık gibidir. Kendi için, kendi varlığını, Sartre'ın ifadesiyle zamansallığın diasporasal formu altında, yani dağılmışlığı içinde daha olacak olan özgürlük. Teşekkürler.